İyi akşamlar efendim. İskele Sancağı hoş geldiniz. Anayasa maratonu mecliste bitti ve artık referandum yolu açıldı. Muhtemelen işte Nisan ayının ilk pazarı referandum için sandık başına gidecek bütün Türkiye. Şimdi tabii anayasa ile ilgili, yeni sistemle ilgili, oylanacak sistemle ilgili, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili çok soru var. Bu sorulara yanıt arıyoruz bu yaptığımız programlarda da. Bu akşam da bunu yapacağız. Konunun hem araştırmacıları, hem uzmanları, hem siyasi parti temsilcileri konuklarım bu akşam. Onları ağırlıyoruz. Ben hemen onları size takdim edeyim istiyorum. İstanbul'da 2, Ankara'da 2, 4 değerli konuğum var. İstanbul'da artık 40 yıldır bu işe ömrünü adamış bir isim Burhan Kuzu. AK Parti İstanbul Milletvekili. Bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. İhsan Aktaş Genel Başkanı son anketler ne diyor? Özellikle onu da soracağız. Tabii ki değerlendirmeleri bu süreçle ilgili. Hoş geldiniz İhsan Aktaş. Teşekkür ederim. Ankara'da iki değerli konuğum var. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Evet Sayın Karakaya Ankara stüdyomuza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok sağ olun. Az sonra o gelmek üzere arkadaşlar gelince iletecekler. Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı. Hüseyin Yayman da akademisyen kimliğiyle bu konuda yeni bir kitabı da çıkmış bir isim. Onun da görüşlerini alacağız. Şimdi Burhan Hocam'la başlayalım. Hocam şöyle sorsam yani siz hani ömrünü bu işe adamış bir isim olarak ben 40 yıldır mücadele verdiğim, kavgasını ettiğim sistem tam da bu diyor musunuz? Şimdi efendim şöyle yani evet hayır gibi bir cevapla yarışma sorusu gibi olmasın. Bir açıklamayla. Tabii buyurun. Buna cevap vereyim. Doğrudur. Hakikaten 40 yıldır akademisyen olarak, siyasetçi olarak hem de bütün eski siyasilerle de bu anlamda irtibat olmuş bir kişi olarak bir takım çalışmalar yaptık. Şöyle tabii teorik olarak bir takım şeyleri savunmak mümkün ama bilesiniz ki siyaset ideal yapma sanatı değil, eldeki imkanlarla olabildiğini yapma sanatıdır. Yani sonuç olarak ideal ve en iyisi her zaman biliyorsun mükemmel, iyinin düşmanı olarak kabul edilir. Başkanlık modelinin çok değişik tipleri olabilir. Parlamenter modelden farklı olarak bu cevap aslında bence burada gizli. Mesela sen bana desen ki parlamenter modelin tiplerine uygun birkaç çeşit parlamenter model yaz desen yok işte akleleşmiş parlamenter modeldi, yeni parlamenter modeldi, neo parlamenter model bir takım şeyler geliştirdiler filan. Ama sonunda hepsi aynı kapıya çıktı. Yani onun türevi mümkün olmuyor. Sebebi gayet doğal çünkü İngiliz tarihini taşır uygulamadan gelen bir model. Ama başkanlık model aklın bulduğu bir sistem. Dolayısıyla da Amerika'nın kurucu babaları bu modeli getirirken ideal olarak onu görmüşler. Amerika ideal olarak da hep o denir. Ama oradaki federal yapı, yasama yürütme, kavga ettiği zaman tıkanırsa ne olacağı, bütçe reddolup da zavallı baba durumuna düşünce nasıl olacak, bunun çözümü yok. Bunlar yok orada çözüm olarak. Evet. Şimdi ama güneye geçtiğin zaman da orada da başkanlık modelinin kuzeyin yarısını almışlar, yarısını almamışlar. Mesela parlamentoya, diyelim ki parlamentoyu başkana fesih yetkisi vermişler. Adam geliyor, gık mık dediği zaman parlamentoyu vuruyor bir tekme dağıtıyor. Şimdi o da bir başkanlık modeli diye geçiyor. Bizim nerede bu getir bu dediğiniz, Güney Amerika ülkeleri işte. Arjantin'dir, Brezilya. Tabii değişik hepsi aynı kefeye koyamayız ama. Hani bir örnek olsun diye söylüyorum. Mesela kanun yapma yetkisi prensip olarak olmaz başkanda. Güney'in kim ülkelerinde var diyelim. Kanun teklif ediyor, veriyor bir şeyler falan. Dolayısıyla şimdi bütün bunun içerisinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanlığı modeli diye bir model geliştirmiş olduk. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne beraber oturduk. Evet belki biz metni sunduk ama onlar ciddi olarak incelediler. Müzakere yapıldı. Elbette ya şurada böyle olsun, şurada şöyle olsun diye. Bir araya gelindi. Efendim bir ortak metinde uzlaşma metni bu sonuç olarak. Hani eldeki şartlarla bence gelebilecek en iyi metin geldi. Onu söyleyebilirim. Ben gönül rahatla bu metni evet derim. Efendim idealini yaz.
yazarsın idealini ama o ideal acaba Türkiye'ye çok da uyar mı onu da bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz derken genel anlamda söylüyorum. Ben kısmen tabii biliyorum da mesela Amerikan modeli çok ideal kabul edilir. Ama alıp getirdiğin uyarma. Zaman burada çalışır mı? Bence çalışmaz. Hani federal yapısını bir kenara koyarak söylüyorum. Yani o zaten bizde yok da olmayacak. Ama yani kalan bölümünü getirip koysan işler mi? İşletemezsin. Başka zorluklar çıkar. Ondan dolayı getirilen bu model. Çünkü bu soruyla çok karşılaşıyorum. Öyle mi? Efendim gittiğim yerlerde özellikle de hayırcılarda ben diyeyim ki ya bu muydu gete gele gele? Ama tamam bulduk filan. Bir şey arıyorlar ama böyle bir şey yok yani. Olsa biliyorsun ben söylerim yani benim böyle bir yapımı da bilirsin. Evet, peki. Teşekkür ederim. Şimdi detaylara da gireceğiz tabii. Bir sürü soru var. Yani hem hayır diyecek olanların soruları var. Hem kafası karışık olanların soruları var. Onları da soracağız. Bir Sayın Karakaya yardımcısı. Sayın Karakaya, Sayın Bahçeli'nin aslında bu yolu açtığını biliyoruz. Yani buzdolabında beklerken bir anda bir hamle yaptı ve o hamlenin devamında bu noktaya geldik. Şimdi ben size de şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Kendi tabanınıza Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine ya da gönlü MHP'de olanlara anlatabiliyor musunuz? Rahat anlatabiliyor musunuz bu ifadenin kullanılmasını ve bu paketin içeriğini? Sayın Hacet, öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii Sayın Hocam, Sayın Kuzu'yla direkt başkanlık sisteminin artıları eksileri biçiminde bir giriş yapıldı. Aslında bence belki de bugün böyle bir anayasal değişiklik yapılmasına neden ihtiyaç duyuldu? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Genel Başkanımızın 11 Ekim tarihinde grup toplantısında asıl bu konuyu gündeme getirmesinin çok önemli bir nedeni var. Bu neden Türkiye için en ideal sistemin başkanlık ya da Türkiye'ye özgü bir cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu gerekçesiyle ortaya atılmış bir şey değil. O gün ortaya atılan şey özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu ve 15 Temmuz'dan sonra güvenlik boyutuyla Türkiye'nin savrulmuş olduğu yeri dikkate alarak ve Türkiye'nin 3 terör örgütü tarafından ablukaya alınma durumunu ve tüm gelişmeleri hatta 7 Haziran'dan sonraki gelişmeleri de dikkate alarak özellikle 15 Temmuz'dan sonraki savrulmayla birlikte devlet, millet bekası konusunda ortaya çıkmış olan o tehdit ve tehlikeleri göz önünde bulundurarak Türkiye'nin bir yönetim ve sistem krizine götürülmemesi yönünde bazı tedbirlerin alınması gerektiği biçiminde bir açıklamaya dayanıyor. Yani dolayısıyla biz aslında bugün eğer tartışmayı, hocam tabii 40 yıldır bu tartışmayı yapıyor, yapabilir, daha da devam edebilir. Doğru, yani ideal olanla olabilir, ulaşılabilir olanı dengelemek lazım. Bu bizim için de geçerli. Bunları daha tartışabilir, daha geliştirilmesi gerektiğini söyleyebilir. Ama bu bugün Türkiye'de cevap arayan bir soru değil. Bana göre bugün Türkiye'de cevap arayan soru, bize göre cevap arayan soru böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuldu? Yani Türkiye'yi Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle böyle bir konuda bir düzenlemenin yapılması gerektiği ihtiyacı neden ortaya attı? Oradan başlamanın bana göre çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Anladım hocam. Yani siz diyorsunuz ki burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin siz şunu diyorsunuz. Yani bir defa Sayın Bahçeli bu teklifle yola çıkarken, bu teklifi getirirken bir beka meselesi gördü. Devletin, milletin, Türkiye'nin geleceğine dönük bir tehdit gördü. O yüzden bu adımı attı. Çıkış noktası o diyorsunuz. Sayın Hacet, kesinlikle bakın 2007 yılında biliyorsunuz 367 dayatmasıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi tıkandı, Cumhurbaşkanını seçemedi. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesini, şimdi onların tarihlerine girmiyorum detaylarına. Evet. Ama sonuç itibariyle Kasım 2007 tarihinde yapılacak olan genel seçimler Haziran ayında yapılan bir değişikle, yasal değişiklikle birlikte Temmuz ayına alındı. Şimdi bununla birlikte yine Haziran ayında bir anayasa değişikliği gündeme getirildi. Bu anayasa değişikliği de 22 Temmuz seçimlerinden sonra 21 Ekim 2007 tarihinde referanduma götürüldü. Şimdi bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bu tıkanmayla birlikte, yani bunu söylemekte bir mahsur yok. O gün de Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir heyecanla ortaya çıktı, atıldı ki. Yani o gün önerilen Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz heyecanına kapılıp, hatta toplumda da bu şekilde belli bir kesimde bir heyecan oluşturarak meclis tarafından seçilen Cumhurbaşkanı yetkisini referandum yoluyla halka aktarılmasına neden oldu. Aslında buradan ne ortaya çıktı? Hatta hatırlayın, o günlerde hayır kampanyası konusunda da öyle ciddi bir çalışma da yapılamadı. Çünkü evet, meclis Cumhurbaşkanı seçebiliyor da halk seçemeyecek mi denileceğinden dolayı %68-69 bir oranla çok son derecede düşük bir katılım oranı olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimi meclis elinden alındı, halk tarafından seçilmesi getirildi. Aslında biz bununla birlikte parlamenter sistemin güçlü olmasında ya da parlamenter sistemin önemli bir bileşeni olan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini aslında parlamentonun elinden aldık. Ve parlamenter sistem dediğimiz, güçlü parlamenter sistem dediğimiz sistemi önemli ölçüde zayıflatmış olduk. Şimdi evet, bununla birlikte ne oldu? Yürütme aslında iki başlı hale geldi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu uygulama 2014 yılında yapıldığı için bunun tartışmaları da 2014 yılından sonra yaşanmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçildiğinde, hatta seçilmeden önce dedi ki ben seleflerim gibi davranmayacağım. Peki nasıl davranacaksınız? Beni halk seçti, halk seçecek. Dolayısıyla ben anayasadaki tüm yetkilerimi kullanacağım dedi. Peki sadece anayasada ki yetkileri kullanmayla kaldı mı? Hayır. Yani bunu bugün değil, 2014'ten bu yana hep tartıştık. En fazla tartışmasını da 7 Haziran seçimleri döneminde yaşadık. Çünkü herkes biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi lehine bildiğim kadarıyla 55 ilde miting yaptı ve bu mitinglerin önlenmesi söz konusu olmadı. YSK'nın kendisine yapılan müracaatta verdiği cevapta dedi ki Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Ben Cumhurbaşkanı'nın seçim döneminde miting yapmasını ya da bir partiye oy istemesini engelleyemem, önüne geçemem. Bunları hatırlatmak için söylüyorum. Peki. Yani bugün topluma baktığımızda toplumun yarısı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve bununla bağlantılı olarak hükümetin anayasayı çiğnediği ya da anayasayı dikkate almadığı yönünde bir kanaat ve düşünceye sahip. Geri kalan kısmı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bakarsanız milli irade, beni halk seçti. Öyleyse milli iradenin üzerinde herhangi bir irade söz konusu değil. Benim yaptıklarım yasaya ya da anayasaya uygun tezini savunmaya başladı. Peki. Bakın burası çok önemli. Tabii bu durum, bu tartışmalar bugüne kadar devam etti geldi. Ama bir 15 Temmuz yaşadık. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin neden böyle davrandığını değerlendirirken 15 Temmuz'u dikkate almadan, 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi ve onun 15 Temmuz'dan sonrasına getirdikleri veya 15 Temmuz'dan sonrasında oluşturduğu riskleri, tehditleri, tehlikeleri veya açığa çıkardığı bir takım
sorunları görmemezlik ve buna peki. göre bu şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ni değerlendirmek çok doğru bir virgül olmayacak. Hocam. Onun için evet. burada biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak yönetim boşluğunu, yani Türkiye'ye sıkıntı yaratabilecek bir yönetim krizi ya da kaosuna götürebilecek yönetim boşluğunu doldurmaktan evet. ibarettir. Önce buna neden ihtiyaç oldu? Onun üzerinde belki bir karara varmakta fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir virgül atalım. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi evet efendim, şöyle tabii Melih Hocam'ın tespitleri elbette ki, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu işin içine girmesindeki gayeyi gayet net olarak gözetledi. Zaten benim o alanla söyleyecek bir şeyim olmaz. Ancak şöyle tabii, Türkiye'de 2007'deki efendim Cumhurbaşkanı halk seçsin şeklinde bir değişiklikten sonra zaten parlamenter modelde duramazdık. Bir defa bunu onu söylüyor zaten. Söylüyor da, yani şunu diyorum, duramazdık demek ya yarı başkanı ya başkana geçeceğiz demektir. Parlamenter rejimde duramazdık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sadece 15 Temmuz elbette bu işte çok önemli bir şey ama 15 Temmuz'dan da öte diyelim olmasaydı bile mutlaka şurette ihtiyaç vardı. Kaldı ki bu iki başlılık meselesi sadece Tayyip Bey'le başlayan bir şey de değil. Elbet halk seçtiği için belki biraz daha belirgin olmuş oldu o şey, hani durum. Ama öbür taraftan ben çok yakından çalıştığım, Özal'a baş tanışmanlık yaptığım Demirel'le çok çalışmalarımız oldu. Demirel, efendim ben arkama bakmam dedi. Arkası bakmaktan önünü göremedi. Çiller'le kavga etti, Mesut Yılmaz'la Özal kavga etti, Akbulut'la kavga etti, Sezer'le efendim CHP, Ecevit kavga etti. Bu kavgalarda herhalde o zaman halk seçmiyordu bunları. İki başlılık parlamenter modelin çıkmazı. Bu gayelere ilave olarak en azından kendi cenahımdan söylüyorum. Parlamenter modelle bu ülkede gitmezdi zaten. Evvela yani bunun altında 15 Temmuz çizmek isterim. Kaldı ki mesela partililik diyoruz. Şimdi Sezer mesela diyelim partili değildi. Hadi Özal, hadi Demirel partiliydi. Ama bana sorarsanız gelmiş geçmiş en tarafkir Cumhurbaşkanı. En tarafkir. En siyasetçi bir Cumhurbaşkanıydı. Tek oy alanı gitti, rektör yaptı. 40 yaşında Anayasa Mahkemesi üye seçerken gününe baktı, ayına baktı. 25 sene kalsın diye özellikle bunları seçti filan. Dolayısıyla demek ki sadece parti olmamada parlamenter modelde bir şey ifade etmiyor. Peki hocam. İhsan Aktaş, şimdi tabii size kamuoyunun bu işe yaklaşımını soracağım. Yeni bir çalışmanız da oldu bildiğim kadarıyla. Toplum anlayabildi mi bu işin ne olduğunu? Aslında kademe kademe anladı diyebiliriz. Biz aslında bu 367 krizinden hemen sonra Türkiye'de başkanlık sistemini sorgulamaya başladık. İşte %30'lardan, %35'lerden bir taraftar kitlesi başladı yani başkanlık sistemine. Bu en son yaptığımız araştırmalarda yani 15 Temmuz öncesinde 45'lere kadar gelmişti. Hatta bir defa böyle bir taraflı bir soru sorduk. Dedik ki istikrar için başkanlık sistemini ister misiniz? O zaman 50 bandını geçmişti. Fakat 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de kodlar kökünden değişti. Yani bu siyaset bilimciler de artık buna ciddi ciddi kafa yoruyorlar. Siyasetçiler de kafa yormalı. Biz bunu çokça da tekrarladım. Bir kutuplaşma uzlaşma araştırması yaptık. O araştırmayı bir kümeleme analizine tabi tuttuk. Bu kümeleme analizinde iki grup oluştu. Birinci grupta AK Partili, MHP'li, eğitim düzeyi kısmen düşük, genç bir nüfustan oluşan milliyetçi, muhafazakar, vatanperver bir gruplaşma oluşuyor. Diğer taraftan da sosyalist, solcu, kısmen HDP'li, CHP'li bir kitle oluşuyor. Yaşlı, eğitim düzeyi yüksek bir grup. Yani bir taraf daha eğitimli, yaşlı, diğer tarafta eğitim düzeyi görece düşük ve genç. Bu kümeleme durumunu biz gördüğümüz zaman, hatta HDP'den de bir 3-4 puan kendisini birinci grupta temsil ediyor, o dindar, muhafazakar ve toprağa bağlı grupta. O zaman biz bu analize bir yorum yapmıştık. Dedik ki ya bu önümüzdeki 20-30 yıl Türkiye'yi aslında bu eksen oluşturacak. Klasik bizim bölünmemiz nedir? Sağ-sol bölünmesidir. 60'a 40'tır, 65'e 35'tir. Bu eksen nedir? Bu eksen aslında kendi içinde kümelendiği zaman partisi farklı olabilir, görüşü farklı olabilir. Milliyetçi, muhafazakar, dindar,
toprağa bağlı vatanperver ve Türkiye'li bir kitle bu. Yerli milli bir kitle. Diğer taraftan da yani yine yerli milli olabilir, düşüncesi toprağa bağlı olabilir. Evet. CHP'li, HDP'li, solcu, sosyalist daha yine küçük oraya gruplar. Işte yani, orada da %24 ama bu işte klasik o 60'a 40 veya 25 35'e 65. Ara tonlar yok mu hocam? Ara tonlar şöyle ya, bütün siyasi hareketlerde karşılıklı geçişler vardır. Bu böyle keskin bir küme değildir. Fakat biz bu kümeyi gördükten sonra dedik ki bundan sonra Türk siyasetini, kültürel hayatı, toplumsal hayatı sadece mecliste değil, kültürel anlamda da bu birinci grup temsil edecek. Zaten biz bu şeyi yani analizi yaptığımız hafta, yani ilgili yerlere gönderdiğimiz hafta Sayın Bahçeli'nin açıklaması geldi. Eskiler muvafık derler ya, ben dedim ki çok enteresandır. Yani oluşan toplumsal yapıya uygun da bir tablo ortaya çıktı. Ben de aslında birkaç cümleyle MHP'nin tutumuna girip daha sonra oylara geçeyim. Yani biz hiçbir siyasi partiyle görüşmeden, hiçbir MHP'liyle görüşmeden ben durum ortaya çıktığı zaman şöyle yorumladım kendim. Dedim ki ya memleketin başında bin bir türlü bela var. Yani terör sıkıntısı var, uluslararası meseleler var, dünya sistemiyle. O özellikle Obama döneminde Türkiye büyük bir mücadeleye girdi. Binlerce sıkıntısı var. Milliyetçi Hareket Partisi şunu gördü. Bir devletin bunlarla baş etmesi için ayrıca yönetim sıkıntısı da yaşamamak lazım. Yani devletin bu gediğinin, bu açının kapatılması lazım. Onu da hangi reflekslerden yola çıkarak bu yorumu yaptık? Yani hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız hastalandığı zaman başbakanken Devlet Bahçeli'nin bir ifadesi vardı. Dedi ki Türkiye şu an bu pozisyonu kaldıracak durumda değil. Bir an önce iyileşsin, partisinin başına geçsin. İkincisi gezi olayları olduğu zaman bazı AK Partililer ve çocukları hala gezi meydanındayken daha ilk günlerde dedi ki orada olan ülkücü olamaz dedi yani. Gezi meydanına gösteriye çıkan ülkücü olamaz diye ilk günden tepkisini gösterdi. Arkasından bunu terörle bağdaşlaştırdı ama yani PKK'yla ama daha ziyade bunun bir dış oyun olduğunu erken görmüş oldu. İşte 15 Temmuz'daki olayı zaten AK Parti, MHP, bütün partiler birlikte yaşadılar. Yani Cumhurbaşkanı seçim kilidini çözdü 2007'de. Daha erken o söylediklerinizi. 2002'de. Evet. 3 Kasım için takvim verdi falan. Onlar da sayılıyor da bu o yüzden. Bu da aslında şunu gösteriyor. Yani bir parti her konuya siyasi refleks göstermeyebilir. Eğer mesele memleket meselesi ise zaman zaman parti hilafına ve zararına da olsa memleket için bu risk alınır düşüncesiyle burada bir devlet adamlığı göstergesi koydu. Bir de şunu düşünün, hangi vatandaş için vatan daha önemli değildir ki? Yani siz belki siyaseten kazanabilirsiniz. Bu hengamede Türkiye işte yönetim kriziyle de uğraşarak uzun vadede zarar görecekse sizin partiniz de zarar görür, vatanınız da, kendiniz de. Dolayısıyla bence bütün siyasiler örnek bir davranıştır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi liderinin yapmış olduğu yeri hareket geldiğinde, geldiğinde ülke çıkarı için bütün her şeyi elinin tersi arkaya itmek bu örnek bir davranıştır. Siyasi bir hesap. Ya siyasi hesap yani olan bunu yapamaz. Ama şu açıdan da bir siyasi hesap açısından da karlı. Yani bak siyasi hesap yapan böyle bir davranış ortaya koyamaz. Fakat bu davranışı koyduğundan dolayı da siyasetten kazanıyor mu? Bence kazanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi doğrudan siyasetin bir parçası oldu. Muhalefet partisi oldu. Kısaca bir sürecin yönetimine geldi. Ilgili de. Şimdi araştırmalarla ilgili şöyle kısa bir özet vereyim. Ya Türk milleti bir şeyi böyle ölçmeden, biçmeden hemen böyle pat diye sadece partisi istedi diye kabul edecek bir millet değil. AK Parti istediği halde AK Partililer bile yavaş yavaş öğrendikçe başkanlık sistemini olumlamaya başladılar. İşte bugünlerde baktığınız zaman 15 Temmuz sonrası 50'nin üzerinde bir bantta Türkiye halkı başkanlık sistemini olumluyor. Burada çok enteresan bir şekilde biz Cumhurbaşkanı seçimi sonrası bir araştırma yaptık. Kimler oy verdi Cumhurbaşkanı'na? CHP'lilerin %10'u Cumhurbaşkanımıza oy vermişti. HDP'liler de bu %20'lere denk geliyordu ama HDP'nin %20'si %2'dir yani 1,5'tur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %10'u 2,5'tur gibi. MHP'liler de ciddi oranda oy veren vardı. Şimdi bugüne baktığınız zaman da bütün partilerden hayır diyen var. Yani AK Parti de dahil bir başkanlık sistemine bütün partilerden de evet diyenler var. Bunların kendi içerisinde oranlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle de evet diyor. MHP'nin büyük oranda evet dediğini görüyoruz. AK Parti'nin yani büyük oranda. Böyle parti aidiyeti doğrudan burada evet ya da hayır. Referandumlarda %100 etkilemiyor. Yani mutlaka o parti dışında da şeyler. Ha insanlar nasıl karar veriyorlar bir şeye? Bazı insanlar kendi partisinin ve parti liderinin kararını karar sayarlar. Fazla muhasebeye girmezler. Der ki benim partim buna karar vermişse doğrudur. Bazı insanlar var ki oturur araştırır tartışırlar. Bir kararsız kitle de var ki o da oturur. Son 1-2 haftaya kadar dinler, tartışmalara bakar, olaylara bakar, partilerin kavgasına bakar.
Belki biraz da keyfini sürer. Bakarım hani beni kim ikna edecek gibi. Ona da kararsızlar diyoruz. O da son 5-10 günde karar verir. Hatta evet, maç bittiği halde karar vermeyen bir kitle de hala kalır şeyde. Bu baktığınız zaman Türk halkı kademe kademe, yavaş yavaş, azar azar olumluya doğru bir seyir içerisinde. Bir de öğrenme oranı arttıkça destek oranı da artıyor. Bu da çok enteresandır. Peki. Yani şu anki bugünkü tablo 50, da böyle. 50'nin üstü. 50 bandının üzerinde bir olumluluk var diyebiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi Hüseyin Yayman Hoca da geldi Ankara'ya. Hem hoş geldiniz diyelim. Hem de şimdi yavaş yavaş şeyleri de konuşalım. Yani bir hayır diyecek olanların, iki kararsız, hani ben bir düşüneyim daha bir kararımı vereceğim ama acaba işte evet dersem bu memleketin geleceği için kötü bir şey mi yapmış olurum diye düşünenler, kaygı duyanlar açısından bazı temel sorular da var. Yani işte tek adam rejimine gidebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Batı medyasında bu böyle bir şablon haline geldi. Erdoğan'ın yetkilerini artırma düzenlemesi. Tam böyle bir başlıkla bunu kullanıyorlar. İşte meclis artık bir fonksiyonu kalmıyor gibi bir itiraz ya da endişe söz konusu. Şimdi buralardan biraz devam edersek, siz de yenilerde bir kitap da yazdınız bu konuyla ilgili. Sizin savunduğunuz tezlerle örtüşüyor mu bu pakette gördüklerimiz? Tabii ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten Türkiye'den, yurt dışından bizleri izleyen vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar dilerim. Bu konuda tabii Burhan hocamın, biz öğrenciyken o üniversitede hocamızdı. Hukuk fakültesinde hocaydı. Biz siyasal bilgilerde öğrenciydik. Biz onun derslerine bazen giderdik. Ama hocamız ta o zamandan başkanlık sistemini savunurdu. Ben de 1990'lardan itibaren üniversite talebeyken başkanlık sisteminin Türkiye için doğru bir model olacağını düşünenlerdenim. Belki bunda rahmetli Turgut Özal'ın savunduğu tezlerin etkisi olabilir. Belki o dönemde yaşadığımız 91 seçimiyle beraber Türkiye 1991 ile 2002 arasında 11 yılda 9 tane hükümet yaşadı. O yaşanan siyasi krizler, çalkantılar, istikrarsızlıkların bunda etkisi olabilir. Ama ben geçmişten bugüne başkanlık sistemini savunuyorum. Tabii ki bu meselenin Türkiye'de gerçekten sözcülüğünü yapan, kamuoyunda bir farkındalık oluşmasına yol açan isim Burhan Hocam. Buradan da tekrar kendilerine saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Hüseyin. Bu yani, tartışmalar eski bir tartışma. Müsaade edersen senin de bu son çalışman, madem bu kadar methettin, iki lafta biz edelim. Efendim. Böyle efendim, karşılıklı serenat halinde. Hayır, sadece şey için söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Ben baştan sona okuma imkanı buldum. Tebrik ediyorum seni. Evet Hüseyin Hocam, buyurun. Sağ olun hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Mehmet Ecevit, bu karşılıklı bir gerçekten hani Burhan hocam her türlü övgüyü hak eden bir akademisyen. Bu noktada Burhan hocamla ilgili benim övmek haddim değil. Zaten milletimiz Burhan hocamla ilgili bir kanaati var. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu mesele bugün gündeme gelmiş bir mesele değil. Son 50 yıldır Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gündeminde olan bir mesele. Hani bunu geçen de haftada konuştuk, sürekli konuşuyoruz. Ama tekrar etmekte fayda var. Bugün Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la ilgili o iddiaları dile getirenler geçmişte rahmetli Turgut Özal'la da ilgili aynı iddiaları dile getirdiler. Burada bir sistem krizi var. Ve bu sistemle yol almamız mümkün değil. Bu çok söylenen bir söz. Ben de tekrar bunu ifade etmek isterim. Bir çatal kazık yere batmaz. Türkiye'de artık bu iki yapılı sistemin son bulması gerekiyor. Türkiye'ye hızlı, etkili bir yönetim sistemi getirmek gerekiyor. Bunun adı yönetim sistemi değişikliğidir. Onun dışında tezvirat yapmak bence abesle iştigaldir. Ve bu anlamda çok ciddi bir hafıza var. Çok ciddi bir arşiv var. Her şeyi bir kenara bıraksak arşiv ortada. Neden? Yani meselenin bir Türkiye'ye bakan boyutu var. Bir de dünyaya bakan boyutu var. Başkanlık sistemi sadece Türkiye'de uygulanan nevi şahsına münhasır bir sistem değil ki. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve türevleri olan. Mesela Fransa'da De Gaulle'le beraber 5. Cumhuriyet'le
bir yarı başkanlık sistemine gidildi. Latin dünyasında farklı örnekleri var. Kore'de farklı bir uygulaması var ve biz Türkiye'de bunun Türk modelini kurmak istiyoruz. Ne demek bu? Yani Türkiye'nin politik psikolojisine, Türkiye'nin siyasi kültürüne, Türkiye'nin anneannelerine, Türkiye'nin geleneklerine uygun bir sistem. Bence Türkiye'de bu sistemi eleştirenler mevcut sistemin bir bilançosuna bakmalılar. Türkiye'de uygulanan sistem her neyse, bakın burada hani parlamenter sistem, başkanlık sistemi tartışmasına girmek istemem. Ama mevcut sistem Türkiye'de her 10 yılda bir darbelere davetiye çıkartan, siyasi istikrarsızlık üreten, ekonomik istikrarsızlık üreten ve toplumsal istikrarsızlık üreten, başbakanı idam eden, bakanları idam eden ve siyaseti tukaka haline getiren bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu hakikat ortadayken Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenlerin bir an düşünüp bir sorgulamaları lazım. Allah aşkına, eğer 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, bu hain alçak FETÖ'cü darbe girişimi 2016'da değil de 2015 yılında olsaydı Türkiye ne olacaktı? 7 Haziran seçimlerini düşünün. %40 oy almış bir parti tek başına iktidara gelemedi. Ben bu tek adamlık tartışmalarını çok saçma, anlamsız tartışmalar olarak görüyorum. Bunlar gerçeği görmeyen ve gerçekle yüzleşmek istemeyen tartışmalar. Tabii ki fikir hür, yorum serbesttir. Bu insanlara hürmet ediyoruz. Fakat ortada gerçekten artık sürdürülemez, yönetilemez ve Türkiye'yi asla 21. asırda muasır medeniyet seviyesine çıkartamayacak olan mevcut bir sistemimiz var. Ve bu sistemin değişmesi lazım. Bu sistemin değişmesi de bugün gündeme gelmemiş. Merkez sağdaki tüm liderler bu sistem değişikliğini gündeme getirmişler, konuşmuşlar. Ben buradan Devlet Bahçeli beyefendinin de bu çıkışını çok takdir ettiğimi, çok saygı duyduğumu belirtmek isterim. Peki. Gerçekten ne kadar devletli, ne kadar Türkiye'yi düşünen, hele dünkü tweetleri içinde ayrıca bizim hocamız Gazi Üniversitesi'nden kendilerine takdirlerimi ve saygılarımı arz ederim. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, Hüseyin Yayman da atıf yaptı, siz de bahsettiniz. Yani Özal'a danışmanlık yaptınız, Demirel'le çalıştınız, bu konuları çalıştınız tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii. Yaşasalardı, hatta 80 öncesi Türkiye için de böyle bir şey oldu. Mevlüt Hoca'ya da sorabiliriz bunu belki. Şöyle diyeyim, yani Türkeş, Özal, Demirel yaşasalardı bu işe evet mi derlerdi, hayır mı derlerdi? Ya da boş oy mu kullanırlardı? Valla şimdi tabii onu bilemem. Hepsi rahmetli olduğu için bir şey söyleyemem ama yani benim diyelim o görüşmelerimden çıkardığım şey, yani onlar da Türkiye'de İki başlılığın hani olmadı, koalisyonların artık geride kaldı, daha işler bir model olsun şeklinde bir kanaatleri vardı. Hani bu metin onları tatmin eder mi bilmem ama baktığımız zaman o günkü yaklaşımlarını bundan o çıkar gibi gözüküyor. Yani o tablo var gibi onların gözüküyor. Onların arzularını karşılayacak bir metin. Yani öyle, neticede dün bir tweet attım ben, böyle bunların işte dördüne de beşine de şahidim, saydım beş ismi. Bu modeli savunduklarını filan diye, efendim bunlara da görüştüm filan dedim. Tabii yeni nesil beni şimdi görüştüğümü zannediyor. Maşallah hocam, mezara da görüşüyorsun filan diye epey bir şey almışlar bize. Efendim, dolayısıyla gönüllerine geçen bu ama ben şunu esas şey yapmak istiyorum. Farkındaysan bütün bu liderler ülkede gerçek anlamda söz sahibi olmuş, yükün altına girmiş ve tecrübeyle bir noktaya gelmiş insanlardı. Ben mesela Özal'la daha çok çalıştım. Bir gün beni İstanbul'da bir otele davet etti. Yanında iki tane milletvekili, şu an bizde vekil ama o zaman ANAP'taydı onlar. Orada dedi, hocam ben seni niye çağırdım falan. Buyurun efendim dedim. Dedi ki bak dedi, ben şimdi 84'te geldim, başkanı getireyim diye epeyce bir uğraşıyor falan dedi ama dedi ekonomi çok kötü. Önce ekonomi ağırlık verdim dedi. 87'de getirdim diye düşündüm ama dedi sayısal siyasal bu gücümü bulamadım dedi. 87'de. Sonra dedi efendim beni dedi işte bu Mesut Yılmaz'la dedi bir isim daha verdi, onu söylemeyeyim. Beni dedi attılar bu dört duvar arasına. Dört duvar dedi Cumhurbaşkanlığı. Burada ben sıkıldım dedi. Benim düzelttiğim bu, ekonomiyi... Bu cümleleri mi kullandın? Aynen bu. Benim dedi bu düzelttiğim ekonomiyi dedi
Demirel'le Erdal İnönü dedi. O zaman koalisyon 91'de. Mahvettiler, perişan ettiler dedi. Efendim, şimdi dedi ben keşke daha önce bu modeli getirseydim de hiç olmazsa daha bir artıyla devam ederdik filan dedi. Ben Balkanlara gidiyorum, Kafkas'a gidiyorum. Dönüşte parti kuracağım dedi. Sen liste yazdım, yok deme filan dedi. Döndü arkadaşlara. Hocayı takip edin dedi. Ama tabii sonra Rusya'dan, Rusya diyorum Balkanlara gitti, Kafkas'a gitti, geldi, vefat etti. Benim görüşmem 12 günlük falan bir şeydi. İstifa edip parti kuruyordu sırf bu modeli getirebilmek için. Bu bir tecrübeydi aslında. Orada gördüğüyle başbakanın gördüğü arasındaki fark bu. Ama mesela bugün bir de tabii şu var. Bütün bu anlattığım liderler hep daha çok düştükleri zaman bu modeli savundular. Başa yani gelince. Hani başa gelince o sıkıntı. Ama mesela Tayyip Bey'in konumu veya belki bizim şu anki konumumuz, hadi benim belki durumum daha farklı bilim adamı olarak ama bize diyorlar ki efendim işte ya kardeşim 15 yıl ayaktasınız. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? Demin bakın şeyde Mevlüt Bey de efendim Hüseyin Bey de çok güzel noktayı temas ettiler. Yani 7 Haziran sendromunda yaşadığımız hakikaten şu 15 Temmuz belası olsaydı. Yani ve Sayın Bahçeli'ni ben de buradan yürekten tepkine gidip saygılarımı sunuyorum. Yıllardır saygı duyduğum bir insan, yeni tanışmıyoruz tabii. Büyük bir özveri yaptı bu işte. 15 Temmuz'daki bu tabloyu, yani ülkenin başında zayıf hükümetlerin bulunması, çatışmalı bir ortamın olmasının getireceği zararlar. Yani bakın düşünün biz dışarıdan hükümetle, dışarıdan dedim daha doğrusu seçim hükümeti kurduğumuz zaman iki de HDP'li vardı hükümette. Terörü konuşuyorsun, daha dışarı çıkmadan Kandil'e bildiriyorlar neredeyse. Sonunda istifa etmek zorunda kaldılar. Yani o ortamda böyle bir bela başımıza geldiğini düşünün. Yani demek istediğim bu efendim elimizdeki model eski tecrübeyle beraber yani eski liderleri de kastederek söylüyorum. 1970'lerden diyelim en azından belki eski tarafı da vardı. Değişik fikir adamları, değişik partiler hem programlarında hem söz olarak bunları savunmuşlar. Hatta en son Cumhurbaşkanı iken rahmetli Demirel beni çağırdı. Dedi ki bu modeli getirmek istiyoruz hocam dedi bana. Ben de dedim ki efendim dedim zinde kuvvetler dedim buna karşı çıkar asker filan dedim. Dedi zinde kuvvetleri bana bırak dedi. Hatta birazdan Şükrü Lekta gelecekti. O da Amerika'da o zaman büyükelçiliği vardı. Ondan da dedi bu konuyu bir görüşeceğim filan dedi. Bunu beraber getirelim. Yani bunu şunun için söylüyorum. Devlette belli bir tecrübe edinen liderler sonunda bu modeldeki sıkıntıyı yaşayarak görüyorlar. Ha belki parti başındayken dillendiremiyor şudur budur ama boşluğa düştüğü zaman bunu daha rahat görebiliyor. Ve 2007'den sonraki tabloda bence biz bunu getirmemiz gerekiyordu. Elbette ki tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu katkısı olmasaydı bizim bu noktaya getirmemiz mümkün değildi sayı olarak malumunuz. İnşallah şimdi de gene halkımızın desteğiyle ben geçeceğini düşünüyorum. Evet. Yani bir rakam vermek istemem ama efendim Hüseyin Bey de demin söyledi. Gün geçtikçe artıyor rakamlar, onu görüyoruz. Yani ama anlatmaya devam edeceğiz biz tabii. Evet, Sayın Karakaya, Mevlüt Karakaya hocam. Şimdi bu sorular tabii MHP, MHP'liler, MHP tabanı içinde yani onların da duyarlı olduğu sorular. Hüseyin Yayman'a sorduğum size de tekrar sormak istiyorum. Yani bu itirazlar... tek adam rejimi, efendim parlamentonun işlevsiz kalacağı, denge denetlemenin çok zayıf olduğu, efendim işte mevcut Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'ın yetkilerini artırmak amacıyla yapılmış düzenlemeler olduğu biçiminde hayırcıların ya da kafası karışık olanların soruları var. Siz hani MHP olarak bu soruları cevaplamakta zorlanıyor musunuz? Şimdi Sayın Acet, tabii biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar bu başkanlık konusu tartışmaya açıldığında, gündeme geldiğinde özellikle 90'lı yılların sonundan itibaren, daha doğrusu başbuğumuz da hayattayken 90'lı yıllarda PKK terör örgütünün o tırmanışa geçtiği yıllarda biz başkanlık sisteminin Türkiye için uygun bir sistem olmadığını söyledik ve bunu programlarımıza da koyduk. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduğumuzu ve bunun gerekçesinin de biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle PKK'nın, PKK terör örgütünün Türkiye üzerindeki emellerini dikkate alarak ki bu süreçten sonraki yıllarda da hatırlayın yürütülen bir
açılım süreci vardı, bir çözüm süreci vardı. Orada belli bir noktaya gelinmişti. 7 Haziran'a kadar ki gelinen ki 7 Haziran'dan sonraki yapılan o mücadele, müzakerenin mücadeleye dönmesi. Yani Türkiye'de aslında birçok şey değişti ama 15 Temmuz'da biraz önce ilk konuşmamda da ifade ettiğim gibi Türkiye'yi tamamen farklı bir yere savurdu. 2007 tarihindeki o 367 tıkatmasının getirmiş olduğu yürütmeyi iki başlı bir sistem haline getiren, daha doğrusu parlamenter sistemi de bozmuş olduğu bir durumla yönetiliyoruz ve yönetilmeye çalışılıyoruz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi burada ortaya çıkmış olan bir yönetim sorununu çözme derdinde. Sayın hocamın baştan söylediği gibi ideal çok farklı olabilir, arzu istediği isteğiniz farklı olabilir ama gücünüz farklı olabilir, ulaşabilirliğiniz farklıdır, yapabileceğiniz farklıdır. Mevcut gücünüze göre hareket etmek durumundasınız. Şimdi burada biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletin ve milletin bekasını önceleyen bir siyaset takip ettiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Biraz önce hocam da söyledi. Sistem tıkandı ya da 15 Temmuz'dan sonra ciddi bir risk üretir hale geldi. Biz buradan bakıyoruz. Şimdi bu açıdan eğer konuyu değerlendirecek olursak, bakın eğer güçlendirilmiş bir parlamenter sistem mi yoksa bu anayasa değişikliği mi şeklinde bir değerlendirme yaparsanız tercihinizi farklı kullanabilirsiniz. Ancak biz şu anda mevcut durumdan bahsediyoruz. Nedir mevcut durum? Yürütmenin iki başlı hale geldiği, aslında aynı partinin ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın içinden çıktığı partinin iktidar olmasıyla birlikte o tıkanmayı, krizi belki görmediğimiz. Aslında var. Yani niye var? Çünkü biz bir günde durup dururken başbakanı da değiştirdik. Ya bunların hepsini ciddi bir şekilde irdelemek lazım. Bir krize belki dönüşmemiş olabilir. Bir anda, bir günün içerisinde başbakan, seçimi alıp gelen başbakan hemen görevinden ayrılmış, bir başkası gelip orada bir yönetim boşluğu oluşturmamış olabilir. Ama bu sistemin arızalı olmadığı anlamına gelmez. 15 Temmuz'la birlikte ciddi bir açık ortaya çıktı, sıkıntı ortaya çıktı. Bakın Sayın Acet, coğrafyamıza iyi bakmamız lazım. Yaşananları iyi görmemiz lazım. Yani bugün eğer biz işte güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında tercih yapıyoruz diye tüm konuşmalarımızı, tartışmalarımızı bunun üzerine oturtacak olursak, bu milletin önemli bir kısmı da parlamenter sistemden yana olduğunu ifade ediyor. Ama şu an bizim uygulamakta olduğumuz ya da bizi sıkıntıya düşüren, yönetim boşluğuna düşüren bir yapıdan, sistemden bahsediyoruz. Yani bunu düzeltmek mümkün mü? Şimdi ben de şunu soruyorum. Burada bir evet ve hayır tercihi var. Evet nedir? Evet, işte anayasada yaptığımız 18 maddelik bir değişimin getireceği bir yeni model ya da yeni bir yönetim modeli. Peki hayır nedir? Bunun cevabını da iyi görmemiz lazım. Hayır dediğiniz şey mevcut yapının devamı değil midir? Yani buradan bir hayır çıkarsa o zaman mevcut yapı devam edecek demektir. Öyleyse mevcut yapıdan memnun olan kim var? Bugün bu yapıda en fazla bu işin karşısında duran, hatta birçok konuyu çarpıtarak anlatan Cumhuriyet Halk Partisi. Peki hayır dendiğinde mevcut durumun devam etmesini mi istiyor? Peki hocam, mevcut şey durumun devam size etmediğini istemiyorsa etmesini? Bir şey sorabilir Buyurun. Miyim hocam? Şimdi yani şöyle baktığımız zaman söyledikleriniz şöyle bir mesaj mı çıkıyor bir taraftan da? Hani bu istediğimiz bir şey değil ama mecbur artık kaldık, idare edin. Hani bunu mu veriyorsunuz seçmene ya da işte bir 40 Bakın, katır 40 mevcut, katır. Bu yani şudur. Ben şeyim ve hocam affedersiniz. Şimdi burada hani o temel kaygılar Sayın açısından. Sayın Acet, söyleyeyim efendim. Buyurun, peki.
Bakın biz Türkiye'nin ciddi bir şekilde yönetim boşluğuna düştüğünü, bu yönetim boşluğunun 15 Temmuz'dan sonra ciddi bir risk ortaya çıkardığını, ülkenin, milletin ve devletin bekası açısından bir risk oluşturduğunu ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'yi yöneten hükümetin anayasayı çiğneyen ya da anayasaya uymayan bir boşluk içerisinde olmasının bir beka sorununa neden olacağını ifade ederek mevcut şartlarda ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya işte hükümetin anayasal sınırlar içerisine çekilmesini ki bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Öyleyse mevcut durumu bir anayasal statüye kavuşturmak gerektiğini, bu risklerin def edilmesi için zorunluluk olduğunu ifade ettik. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz burada bir başkanlık sisteminin savunması olarak değil ama bugünkü şartlar altında böyle bir değişimin yapılmasının kaçınılmaz ve zaruri olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Peki. Şimdi mevcut hayır dediğiniz zaman mevcut durumu eğer savunuyorsanız mevcut durumu şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda mevcut durumdan herkes şikayetçiydi. İktidar şikayetçiydi, ana muhalefet şikayetçiydi, muhalefet partileri şikayetçiydi. Dolayısıyla bu durum belki bir şekilde daha sürdürülebilir olabilirdi. Yani sürdürülebilir olmaktan ziyade belki bir miktar daha götürülebilirdi, bir seçim daha gidebilirdi. Ancak 15 Temmuz Türkiye'yi tamamen farklı bir alana savurdu. Yani Türkiye şu anda bu başkanlık sistemine ne ihtiyaç vardı? Bu kadar sıkıntının olduğu, terörle mücadelenin olduğu ve Suriye'de bir savaş verildiği dönem içerisinde milletin ekonomik olarak sıkıntıda olduğu, zorda olduğu bir dönemde böyle bir şeye ne gerek vardı? Millet oyalanıyor gibi bir takım eleştirilere de cevaptır bu. Niye? Çünkü bu hepsinden daha önemli, Türkiye'nin bekası açısından önemli bir değişikliktir. Bunu siz normal şartlarda model olarak beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir şey. Sonuçta hocamın da ifade ettiği gibi bu uzlaşmayla bir şekilde buraya gelmiştir. Hocam da kendileri ifade ediyorlar. Yani benim 40 yıldır savunduğum model olmayabilir, daha farklı şeyler olabilir imasında bulunuyor. İstediklerim daha farklıydı diyebilir. Çünkü bir uzlaşmadır. Demokrasinin özü de uzlaşma değil mi? 2007'de o uzlaşma sağlansaydı belki Türkiye bugünü ya da bu şartları yaşamayacaktı. Bunları konuşmayacaktı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi o gün uzlaşmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi de o uzlaşmaya yanaşmadı. Ama iki partili bir mecliste uzlaşmamanın söz konusu olması nereye getirdi Türkiye'yi? Bugün işte yürütmenin ya da parlamenter sistemin bittiği ya da işlemediği sorun haline getirdi. Peki. Yani biz burada olayın başkanlık sisteminin iyiliği kötülüğü anlamında değil. Yani sorunuza tekrar ediyorum. Böyle bir değişikliğin yapılması gereklidir, zarurettir. Bu başka bir şey. Şimdi şunu da ben müsaade ederseniz Sayın Acet ifade etmek istiyorum. Bakın normal şartlarda bu değişim olduktan sonra 2019 yılının Kasım ayında seçim olacak değil mi? Evet. Seçimde iki sandık gelecek. Birisi Cumhurbaşkanı sandığı, diğerisi milletvekilleri sandığı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu işi o kadar abarttı ki, yani tek adam sistemine gidiliyor ya da farklı bir takım şeylerle, hatta yani rejim değişikliği biçiminde ifade etmeye ya da o şekilde algılatmaya çalıştı. Bunların tamamı yanlıştır. Doğru şeyler değildir. 2019 yılında ama şunu da yapıyor, toplumun bilinçaltına şöyle bir algı yayıyor. 2019 yılında yapılacak seçimlerde şu anki
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olacak tartışmasız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin de kahir ekseriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olacak. Böyle bir şey yok. Yani bakın burada millet bunun kararını verecek. Peki. Cumhurbaşkanı elbette bir partiden çıkıp gelebilir. Ama Cumhurbaşkanı'nın partisinin mecliste üçüncü parti olma durumu da söz konusu. Tabii. Dolayısıyla meclis eğer yarısı muhalefet tarafından, yarıdan bir fazlası muhalefet tarafından seçilen sandalyelerden oluşursa o Cumhurbaşkanı nasıl diktatör olacak ya da dilediğini yapacak? Kavramlar birbirine karıştırılıyor. İşte kararnamelerden bahsediliyor. Peki. Hocam bir virgül atalım. Bakanlar Kurulu da kararnameler çıkarıyor. Evet bir virgül atalım. Çünkü detaylara yeniden gireceğiz yani bu içerikle ilgili olarak da. Şimdi İhsan Aktaş, şimdi hani toplum soruyorsunuz sürekli, sorular soruyorsunuz. Burada en çok böyle en çarpıcı şey ne karşılaştığınız? Yani insanlar mesela en çok neye hayır diyor? En çok neden dolayı hayır diyor? Ya da en çok neyi merak ediyor? En çok neyi endişeyle karşılıyor? Şimdi aslında toplumda tartışılan konular halkın da gündeminde. Yani tamamının gündeminde olmamış oluyor. Biz sorduk mesela evet diyenler neden evet diyorlar? Birincisi diyorlar ki daha iyi bir sistem. İşte AK Parti desteklediği için, Sayın Cumhurbaşkanımız desteklediği için istikrar getirir. Yani bu bir bakım aslında siyasilerin kullandığı dili başka bir tabirle halk da kullanmış oluyor. Peki endişeler neler dediğiniz zaman da aslında siyaseten hayır diyenlerin dillendirdiklerini de o oranda hayır olarak diyorlar ki işte efendim parlamenter sistem daha iyi. İkincisi bilmiyoruz hani bilmediğimiz için hayır diyen bir kitle de var. Üçüncüsü işte tek adam sistemi getirir. Yani bir bakıma baktığınız zaman evet diyen siyasilerin dillendirmelerini halk da büyük oranda dillendiriyor. Hayır diyenlerin dillendirdiklerini de dillendiriyor. Belki maddelemelerin sırası değişik oluyor. Ama halk bir taraftan da bakıyor yani dediğim gibi yani AK Parti istediği halde işte 3 sene önce, 2 sene önce, geçen yıl böyle kademe kademe iyileşti şeyi ya evete doğru evrildi ve partinin ilk istediği günde bütün partililer başkanlık sistemine evet demedi. Belki burada çok da bilinen bir sistem değildi aslında akademisyenlerimiz de konuyu ciddi anlamda yeni tartışıyor. Her ne kadar hocam 40 yıldır uğraşsa da. Yani sokağa şöyle 5 yıl önce çıkıp sorsaydık başkanlık sistemi hakkında bilginiz nedir? %5'i onu geçmezdi ama bugün toplumun yarıya yakını benim bilgim var diyor. Az ya da çok yani işte maddeleri okudum diyen insanlar var. Dolayısıyla bilgi ilgiyi çağıran bir şeydir. Bilgi arttıkça ilgi de artıyor. İlgi arttıkça da bir de yani şöyle AK Parti'yi düşünün, Milliyetçi Hareket Partisi'ni düşünün. Diğer partilerden de evet verenleri düşündüğünüzde de yani bilgi arttıkça da olumlama da günden güne artıyor. Yani halk ölçüp biçiyor. Bu Türk halkı siyaseti çok yakından takip eden bir halk. Çünkü siyaset halkın günlük hayatını çok etkiliyor. Mesela işte Avrupa'dan örnek verirler. Başbakan bisikletle geziyormuş. İşte şeyle fileyle beraber pazarda alışveriş yapıyormuş. Yani bu bölgedeki bir başbakan fileyle alışveriş yapamaz ki bisikletle de gezemez. O kadar günlük işlem yürüyor ki orada devlet sistemi oturmuş. Çok da vatandaşın derdine değil. Sistem değişikliği ya da siyaset. Hep bir örneği veririm. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir New Jersey'de yaşayan profesör varmış. Halkla ilişkileri iyi, toplumun sevdiği bir adam. Tam bir kanaat önderi. Millet ona sorar, danışır. İşte işlerini falan danışır. Hükümetle ilişkileri ona danışılırmış. Bir gün Körfez Harbi'nde bir bakmış ki bizim Türk olan profesör arkadaş, diğer arkadaşı kamyoneti dayamış marketin önüne. Demiş ya hayrola ne yapıyorsun demiş. O kanaat önderi de demiş ki ya Saddam'ın füzeleri New Jersey'ye kadar ulaşacakmış. Ben bu malzeme alıyorum depolayacağım evde ki hani kıtlık falan olduğu zaman geçineyim diye. Şimdi diyor ki ya bırakın profesörü Türkiye'de bir bakkala bunu inandıramazsınız. Saddam füze atacak, Amerika'yı vuracak. Git şuradan biraz malzeme depolama diye. Şimdi baktığınız zaman Türk halkı siyasetle olağanüstü derecede ilgili olanı biteni takip ediyor. Bir de temelde de şuraya bakar. Acaba hangisi benim lehime? Benim işimi kim görür? Hatta konunun da dışına çıkar. Yani konu diyen başkanlık sistemi ama bunu savunan taraflar A, karşı çıkanlar B. Acaba benim işimi hangi taraf daha iyi görür? Yani yarın öbür gün başa geçtiğinde A mı benim işimi görür, B mi görür? Konunun da dışına çıkarak problemini çözecek tarafı ayrıca bir
meyleder diye bakıyorum. Çünkü öbür türlü evet'e başka partilerden olumlu cevap gelmemesi lazım. Bunu da parti tabanlarına sıkı sıkıya bağlı olmayan, daha ziyade ülke geleceğine ve kendi geleceğine bakan insanların özel refleksi olarak da değerlendirebiliriz. Evet. Sayın Yayman Hocam, şimdi bu düzenleme Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın yetkilerini artırmak niyetiyle yapılan bir düzenleme mi? Tabii ki değil. Yani çok net. Burada mesele kişiler değil ki. Biz bir sistemi tartışıyoruz. Türkiye'deki mevcut yapıyı tartışıyoruz. Türkiye'deki mevcut yapı sorun çözen bir sistem değil. Sorun üreten bir sistem var. Bir kez daha ifade edeyim. Yani bütün bu tartışmanın aslında ana fikrini oluşturan bir cümle. Yani sorun çözen bir sistem değil, sorun üreten bir sistem var. Biraz önce ifade edildi ama tekrar etmekte fayda var. Çünkü halkımızın bu tartışmayı doğru anlaması bakımından bu tür somut örnekleri çok iyi görmemiz lazım. Rahmetli Turgut Özal 1989 yılında Cumhurbaşkanı oldu, köşke çıktı. Başbakan önce Yıldırım Akbulut oldu. Parti ile Cumhurbaşkanı arasında problemler vardı ama daha sonra Mesut Yılmaz Bey başbakan oldu ve partinin başına geçti. Özal partinin içine bile giremedi. Daha sonra Turgut Bey Cumhurbaşkanlığında vefat ettikten sonra Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Bu defa da Süleyman Bey ile Tansu Hanım arasında sorun çıktı. Bakın iki partili arasında bile sorun çıkıyor. Yine hatırlayın, Bülent Ecevit ile Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı arasındaki tartışmayı hatırlayın. Demek ki burada kişilere bağlı bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani her konu dönüp dolaştırılıp bu işte Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini arttıracak. Tayyip Erdoğan bir fani, bir insan. Bugün var, yarın ne olacağını Allah bilir. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ama Türkiye burada bin yıldır burada ve bin yıldır burada olmaya devam edecek sonsuza kadar. Şimdi mesele şu, biz bu ülkenin varlığını, birliğini nasıl devam ettireceğiz? Bakın kuzeyimizde Ukrayna işgale uğradı, bölündü. Kafkaslar istikrar yüzü görmüyor. Diğer taraftan inin Irak'ta bir iç savaş, 27 yıldır iç savaş devam ediyor. 1990 yılında Amerika geldi, orayı maalesef işgal etti. O günden bu yana iç savaş devam ediyor. Suriye'de yaşananlara bakın. Bütün bu bölgede, Ön Asya'da bir istikrar adası olarak Türkiye var. Ama Türkiye ile de ilgili maalesef son dönemde başlatılan bir kampanya var. Bu kampanyaya karşı bizim bir ve beraber olmamız lazım. Şunu da söyleyeyim. Yani biz Burhan Hocam'la da konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 1950 yılından bu yana bir kez olsun tek başına iktidar olamadı. Ama inanın Cumhurbaşkanlığı sisteminde eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin değerleriyle kavga etmekten vazgeçerse, çağdaş bir sosyal demokrat parti haline gelirse ve bu milletin değerleriyle barışırsa onlar da iktidara gelebilirler. Yani başbakanımız da ifade etti. Onlar bu sisteme baştan istemez yüklemek yerine çalışıp biz AK Parti'nin elinden nasıl bunu alırız demeleri gerekiyor. Yine biraz önce Mevlüt Hocam da ifade etti. Ya bu burada bir şey yok yani. Seçim 2019 yılında yapılacak. Daha seçime 2 yıl varken bugünden bir totolojik yaklaşımda bulunmak bence doğru değil. Demokrasinin ruhuna aykırı. Burada hocam, bizim tartışmamız gereken şey şu. Miyim? Yani bu bir, sistem. Hocam yani bir ölümü gösterip buyurun, sıtmaya razı etme mi yani bu durum? Tabii ki değil. Yani biz ölümü gösterip sıtmaya razı etme meselesi değil. İster bakın ben konuyu iki şekilde ele alıyorum. Bir, mevcut sistem üstünden ele aldığımızda mevcut sistemin sürdürülebilir, elle tutulur bir tarafı yok. Dediğim gibi biraz önce 10 yılda bir darbelerin olduğu, başbakanın idam edildiği, Cumhurbaşkanı ile başbakanı arasında bir rekabetin olduğu bir sistem var. Ve bu Türkiye'nin zaman kaybetmesine yol açıyor. Diğer taraftan dünyaya bakın. Dünyada başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelere bakın. Bunlar dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında. G20'nin içerisindeki 10 ülke yarı başkanlık ya da başkanlıkla yönetiliyor. Şimdi bizim eğer Türkiye'yi bir muasır medeniyet seviyesi düzeyine çıkartmak hedefimiz varsa, Türkiye'de bizim refahı büyütmek,
hürriyetleri büyütmek gibi bir hedefimiz varsa, demokrasinin kesintiye uğramaması gibi bir hedefimiz varsa bizim mevcut sistemi değiştirmemiz lazım. Yani bunun kötüyü gösterip iyiye razı etmeyle alakası yok. Yani bizim ister içeriden bakalım, ister evrensel normlardan bakalım, Türkiye'de bizim uzlaşmaya ihtiyacımız var. Türkiye'yi büyütmeye ihtiyacımız var. Türkiye'de bizim refahı, demokrasiyi büyütmeye ihtiyacımız var. Bu da parlamenter sistemle olmuyor. Yaşıyoruz yani. Pek çok anekdot anlatabiliriz. Pek çok hadiseden bahsedebiliriz. Yani bu mesele bir kişiye bağlı mesele değil. Bu mesele zamana bağlı, bir partiye bağlı, mekana bağlı mesele değil. Bizim ihtiyacımız şu. Türkiye'de etkili ve hızlı karar alabilen, siyasi istikrarın olduğu, koalisyonların yaşanmadığı bir hükümet modeli istiyoruz biz. Hatırlayın, Türkiye'de iki partili koalisyonlar değil, üç partili koalisyonlar vardı. Bu sadece 90'lı yıllarda da değil, 70'li yıllarda Milliyetçi Cephe hükümetleri, Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve MSP hükümeti vardı. Rahmetli İsmet İnönü Yeni Türkiye Partisi ile ve CKMP ile koalisyon hükümeti kurmuştu. 60'larda da bu koalisyonlar vardı. Ve bu koalisyonlar Türkiye'yi maalesef ekonomik istikrarsızlığa sürükledi. Niye sürükledi? Çünkü zaten %25 oy almış bir genel başkanın başbakan olduğunda siz hangi kararı alabileceksiniz? Sabahleyin toplantı oluyor, karar alınıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı, öğleden sonra diğer siyasi parti liderleri, koalisyon ortakları buna karşı çıkıyor. Koalisyon pazarlığı şöyle başlıyordu Mehmet Acet Türkiye'de. Halk Bankası A partisinin olacak, Ziraat Bankası B partisinin olacak, Vakıf Bank C partisinin olacak. TRT A partisinin olacak, Makine Kimya Endüstrisi B partisinin olacak, Gübre Fabrikaları C partisinin olacak. Yani bir yağma sistemi vardı. Bu sistemde Türkiye'nin mesafe alması mümkün değil. Peki, teşekkür ederim hocam. Şimdi Burhan hocam, izleyicilerimizden çok şey geliyor, soru da geliyor. Mesela tahmin ediyorum bir AK Parti seçmeni bu soruyu yönelten Harun Vural isimli bir izleyicimiz. Sayın Burhan Kuzu'ya sorar mısınız? Recep Tayyip Erdoğan varken sıkıntı yok ama ondan sonrası için endişeliyim. Şimdi bu özellikle AK Parti seçmeninde tamam Sayın Erdoğan varken bir problem yok. Ama devamında bu yetkileri uhdesine alacak öyle biri gelir ki bütün bu kazanımlar da gidebilir. Bütün devleti baştan aşağı dizayn edebilir falan. Böyle bir şey var. Yani böyle bir korku da var belli kesimlerde ki ben yani AK Parti seçmeninin bir kısmında da belki İhsan Aktaş değil eder. Böyle bir endişenin olduğunu görüyorum. Ne dersiniz? Şimdi efendim şöyle tabii kişiler üzerinden böyle bir sonuca varamayız bir. İkincisi diyelim ki öyle bir tablo çıktı. Demin Hüseyin Hoca da söyledi. Bu modelin en orijinal tarafı, belki görülmeyen tarafı Türkiye'yi normale çekiyor. Uç, sivri bir takım söylemlerin biraz kenarda kaldı. Daha çok merkeze doğru şey yapabilen, bu memleketin hakikaten örfünü, adetini, geleneğini, göreğini, tarihini, milli değer ve duygularını sahip olabilen kişiler gelebilir. %51 alma kolay bir iş değil. Yani bir toplum %51'i seçmişse, vay efendim şu kim gelirse gelir. Yani toplum buna karar vermişse başımızın tacıdır. Evvela buna saygı duymamız lazım. Yani %51. Şimdi bu her zaman öndeki parti önde gelir diye bir şey yok. İşte alın şeyde Avusturya'da %40'la bir efendim faşist parti malum eyvah dedi Avrupa. İkinci turda öbür tarafa süpürdü gitti. Kaldı meydanda. Yani sonuç olarak bu işin bir ikinci turu var. O bakımdan kaldı ki tek turda bile olsa kimin geldiği bence o manada önemli değil. İki, mevcut modelde başbakan ya gelirse demesi gerekirken Cumhurbaşkanlığı bana sorarsanız sadece Cumhurbaşkanı yürütmede yetkili olan bir makam var orada. Şu anda da yetkilerin çoğu var. Ama bu insan sorumsuz. Şimdi bütün icraatından sorumlu ve yaptığı tüm icraatlara karşı da yargı ulaşık olan orada bir kişi var. Ve yasama yetkisi de bütçe hariç gitmiş elinden. Yok böyle bir yetkisi. Bugün başbakan dediğin kişi gelenek olan sisteme nazaran birkaç kat daha yetkili.
Evvela bunu bilelim. Çünkü bugünkü başkan, başbakan gelecek olan Cumhurbaşkanı daha mı yetkili? Hiç şüphen olmasın. Şimdi çünkü yasama yetkisini biz bu saatten sonra, geçtikten sonra tamamıyla parlamentoya veriyoruz. Şu günkü durumda işte milletvekillerimiz bilir, Merit Bey de yaşıyor. Muhalefetten gelen ve bizden gelen hiçbir teklif geçmez. Hükümet evet demedikçe. Doğru. %98 hükümetten gelir, fiilen gelir. %2'si bizden gelir. Biz derken işte yani İktidar Partisi'nin vekillerinden. O iki de aslında hükümetin arkasında durdu. Ama kamuoyunun baskısından korktuğu için bize imzalattı metinler. %100'ü geldi. Peki ne olur? Geçer gider. Komisyonda değiştiremezsin, genel kurda değiştiremezsin. Hükümet katılmadıkça. Çoğunluk yeterli olur. Bitti. Geçer gider. Şimdi demek ki yasama yürütmenin emrinde bir organ bir defa. Sebebi ne? Sebebi basit. Çünkü orada gördüğüm başbakan ya da bakanlar benim içimden çıkan çoğunluğun insanları. Benim arkadaşlarım, beraber görüştüğümüz insanlar, aynı bölgenin vekilleriyiz. Şimdi bir defa artık bundan sonra bakanlar dışarıdan oluşacak. Dolayısıyla böyle bir beklenti artık orada olmayacak. Ve hükümet üyeleri, Cumhurbaşkanı olsun, yardımcılar olsun, bakanlar olsun hiçbiri meclise gelemeyecek. Ne için o isteyecek peki milletvekili gittiğinde? Valla şimdi daha ya çok. Eskiden şu hizmet, bu hizmet, şunu yaptınız. Tabii gene söyler, onu gene takip eder. O konuda yasa verir. Yasa etkisi çıkar. Çünkü çıkan yasaya Cumhurbaşkanı uygulamak zorunda kalacak. Sonuç itibariyle. Çözeceğim diyecek. Şey meselesi tabii, herhalde. Ben çözeceğim diyecek onu. Sonuç itibariyle yabancı ülkelerde nasıl yapılıyorsa bu gibi şeylerde onu yapacak sonuç olarak. Zaten yasa organının işi malum milletin isteklerini taşımak oraya. Yani icra yapmak niyetiyle değil, oraya gelirken malum evvela temsil amacıyla geliyor. Hükümette olabilmek, başbakan ya da bakan olmak ayrı bir şeydir, şanstır. O ayrı bir konu. Şimdi bakın, bugünkü modelde denetim işlemiyor. Yani yeni modelde denetim daha rahat işleyecek, göreceksiniz. Ben mesela şimdi bir takım rakamlar vereyim size, buradan görelim bakın. Diyorlar ki efendim denetim kalktı. Bugünkü denetime bakalım, hani kalkan ne? Gen soru, halk tarafından seçildiği için Cumhurbaşkanı artık zaten gen soru müessesesi kurumun ve sistemin özüne aykırı. Hiçbir yerde yok. Çünkü milletin direkt evet dediği, güven oyu verdiği bir kişiye bir de meclisin güven oyu vermesi diye bir şey yok. Hiçbir başkanlık modelinde bu yok evvela. Peki burada ne olmuş? Bugünkü modelde varmış. Var da ne oldu? 1961'den bu tarafa 262 kez başvurulmuş. Sadece ikisi kabul görmüş. Birisi Hayrettin Erkmen. O da demin Hüseyin Hoca'nın bahsettiği birinci meclis, ikinci meclis hükümetlerinde Dışişleri Bakanı'ydı. Rahmetli Erbakan Hoca ile Demirel rahmetli arasında şey oldu. Dedi ki bu adam almazsan dedi ben bırakıyorum dedi. Mecbur kaldı öyle şey uğruna gitti yani. Koalisyon uğruna gitti adam. Onu da öyle saysan. Hiç yok demektir bu. Evet. Hiç yok. Peki verdin ne oldu yani derler bizim Anadolu'da. Meclis soruşturması. İşlememekin neyine güveneceksiniz? 1961'den bu tarafa 644 adet istenmiş meclis soruşturması sadece 14'ü işleme konabilmiş. 644 lere 14 lere. Meclis araştırması 888 adet istenmiş 14 tanesi işleme konabilmiş. Genel görüşme keza öyle. Demek istediğim şu ki ortada esasen işlemeyen bir güvence var. Dışarıdan görünen. Kaldı ki zaten bizim yeni modelde de demin dediğim gibi gen soru bir kenara bırak. Soru yazılı olarak efendim meclis soruşturması, meclis araştırması, genel görüşme bütün bunlar var. Kaldı ki efendim başkan A'dan Z'ye bütün suçlarından sorumlu. İşlediği evet. Suçlardan sorumlu. Şu anda tabii, sadece vatana ihanet. Tabii vatan ihanetten sorumlu. Üstelik 4-3 gibi bir rakam da bu şey yapılabiliyor. Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. Bugün mesela başkanı bu del dediğin ülkelerde Amerika bunun başını çeker. Her iki mecliste de veto eden yasayı veto etti ki çok veto edilen orada. Vetocu başkanına yetişmiş Amerika'da. Veto ettiği yasayı efendim geri gönderdiği zaman meclis kabul görür. Yayınlamak durumunda kalır. Ama bileseniz ki onu kabul etmek için 2/3 gibi çoğunluk alması lazım. Biz bunu mesela salt çoğunluk olarak kabul ettik. Bu da çok önemli. Evet. Yani bize gelen yasaları meclise geri salt çoğunlukla yani 301 ile kabul ettiğimiz zaman Cumhurbaşkanı imzalamak durumunda ve yayınlamak durumunda. Ben şu bunlar, izleyicimizin o sorusuna verdiğiniz cevabı önemsiyorum ilk bölümde. Yani şunu anladım. Hayır cevap şu. %51'i ya da 50 kolay değil yakalamak. Bulacağı için orada böyle rastgele kimse gelemez. Elbette yani, tabii onun, ki. Bunun ve kaldı ki burada, bu kazanımları... Kaldı ki burada Türkiye normalleşir. Demin dediğim gibi yani belki koalisyon durumu burada
olmayacaktır ama koalisyon değil de karşılıklı bir takım dayanışma diyebileceğimiz, hani bir at pazarlığı gibi değil ama seçime gitmeden önce o arada belki ikinci tur döneminde efendim çok daha bu konuda bir orta yol bulunacaktır. Ve mesela bir parti kendine güvenerek bugün ya ben %25 alırım, koalisyon kurarım, başbakan olurum. O kesim de bana vermezse vermesin diyemeyecek. %1'in bile hesabını yapacak. Herkes oraya oynayacak. Tabii %1'in bile. Tabii %1'in hesabını yapacak. O da ben mesela burada ben Mevlüt Bey yanlış anlamasın, emin ol göreceksin, bunu şey için demiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de bu ikinci tur gibi şeylerde çıkaracağı adaya bağlı. İlk turda da çıkabilir, ikinci turda da çıkabilir. Burada artık parti değil, aday önemli, aday. Çıkardı, aday önemli. Evet, dolayısıyla evet. De pekala her partinin burada gelme şansı var. Öyle bir şey olur ki ikinci tura ilk aday kalır. O ilk aday dediğin şey kenarda kalır. İkinci aday bir yüklenirler. Efendim birinci aday kenarda kalıverir dur. Yani evet, bu her zaman mümkündür. Ve karşılıklı diyelim 3 tane bakanlık birine verir. Bilmem öteki bakan yardımcılığı verebilir. Efendim bürokraside bir takım karşılıklı olarak anlaşmayla kim isimlerin gelmesi olabilir ama tek burada ölçümüz mutlak surette her siyasi partinin adayı makul, ortadan giden, rigid söylemleri olmayan, bu kesimin en uç bölümüne bile efendim saygı duyan ve bu memleketin tarihi değerlerini hakikaten öne çıkaran, demin Şen Hocam dediği gibi sol kesimin kaygısı bu. Ben bunu yapamam diyor. Yıllardan beri iltica diye bir şey tutturdu. Şimdi artık para etmiyor. Bu sefer yaşam biçimine bilmem ne filan, Reyna'yı bile efendim getirip oraya dayadı. Bu mantıkla bir yere varamaz. Tek adam modeli parlamenter modele çok daha müsait. Demin dedim zavallı Obama, güçlü Erdoğan. Başkanlık modeliyle parlamenter modele baktığınız zaman. Ha burada yürütmede evet yetkilidir ama sadece yürütmede yetkilidir. Bugün başbakan olarak hem yürütmede yetkili hem yasamada yetkili. Dolayısıyla bu ayrımları çok iyi görmek lazım. Yani getirdiğimiz model bence iki şeyi sağlamış oluyor. Bir çift başlıktan doğan sıkıntıları Mevlüt Hoca'nın demin geniş olarak anlattığı sorunlar bir anlamda gitmiş oluyor. Efendim işte koalisyon anlamında ikincisi de. Tabii koalisyon dönemleri de dediğim gibi bugüne kadar olanlar gibi olmayacak. Bir at pazarlığı gibi o senin bu benim diye yağmurdan sorumlu kardan sorumlu. Meteoroloji Bakanlığı var ya 40 tane bakan vardı biz geldik. İndirdik 25'e bu da çok. 340 milyonluk Amerika 12 tane bakanla yönetiliyor. Peki. Yani yağmurdan sorumlu, kardan sorumlu bakanlık olur mu ya? Dizindeki sızıya baksan söylersin bunun ne olduğunu, kar mı gelecek, dolu mu gelecek? Her bir bakanlık israftır, masraftır, şudur budur. Peki. Yani getirilen model şeffaf, berrak. İki fark var. Parlamenter modelde ülke kim vur diye gidiyor? Mevcut getireceğimiz modelde de kimi yönettiği belli. Net olarak görüyorsun. 5 sene devam. Ya da tamam. İn aşağı diyebilirsin, devam diyebilirsin. Gelecek adam 8 sene diyelim 4-4 ise biz de 5-5 10 sene gelecek. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a efendim bizim çok sevdiğimiz belki kamuoyunun da efendim bu manada desteklediği bir liderim. O sevmeyen kesip 2002'den beri bu modeli geçmiş olsaydık 2012'den sonra kendi köşesine çekilmiş olacaktı. Teşekkür ederim. Yani, bir kötü haber var. Fitch not düşürmüş. Evet. Yani bu yani yatırım yapılabilir fiç mi diyeceksin, olmaktan, fiç mi diyeceksin belli değil. Ama da bir şey yapıyor kendine göre. Çıkardı bilgisi var. Tabii bu bakalım nasıl karşılayacak piyasalar önümüzdeki süreçte. Bir ara vereceğim. Galiba Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında diyecek ki vurundan vurun ben kolay ölmem diye. Yani fiç için öyle bir cevap verebilir diye düşünüyorum. Evet. Ahmet Arif'in var ya. Fiç diyeni yaptı diye birisi bir şey söylemişti, onu hatırladım evet. Şimdi. Ara veriyoruz. Bir 4 dakika sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. Dediğim gibi 4 dakika aradan sonra. Şimdi tekrar edelim. Önemli bir gelişme oldu. Fitch Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türkiye'nin notunu düşürdü. Birkaç dakika önce gelen bir haber. Tabii bu kararlar nedir, ne anlama geliyor, ekonomik veriler dikkate alınarak mı salt bu notlar düşürüyor? Yoksa siyasi motivasyon, siyasi etki etme çabası bunlar da bu kararlarda oluyor mu? Bu önümüzdeki süreçte bunlar çok konuşulacak, şey yapılacak. Şimdi ben Ankara'ya tekrar Sayın Karakaya'ya dönmek istiyorum. Hocam siz
nasıl bir kampanya yapacaksınız? Yani mesela AK Parti ile birlikte ortak mitingler falan yapacak mısınız? Şimdi Sayın Acet, kampanya ile ilgili önümüzdeki günlerde hazırlıklarımızı yapıp kamuoyuyla paylaşacağız. Süreç başlamasıyla birlikte detaylarda o zaman tartışacağız, kamuoyuna sunacağız. Ya biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi bu referandum sürecinde de yani bu evet kampanyasının yürütülmesine katkımızı vereceğiz. Sayın Acet, bakın ben biraz bu yapıyla ilgili baştan söylediklerimizde de yanlış anlaşılma olmasını da önlemek açısından şunu ifade etmek istiyorum. Bizim bunu Sayın Genel Başkanımızın özellikle bu konuyu gündeme getirmesindeki asıl gerekçeleri ifade etmeye çalıştım. Evet. Ama bununla birlikte bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmada Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuya yönelik hemen hızlı ve pratik bir çalışmayı yaptı, getirdi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu konuyla ilgili arkadaşlarımız da bir ön çalışma yaptılar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirmiş olduğu teklifler üzerinde çalışma yapıldı ki bu çalışmalar elimizde mevcut. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sunduğu metin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o metinler üzerindeki itirazları ya da katkıları diyelim. Bunlarla birlikte şekillenen, uzlaşılan metinler üzerinde bir anlaşma sağlandı. Bunun bu metinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi ve komisyondan geçerek genel kurulda işte oylamalarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş oldu. Yani bu metni gene şeye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiren Adalet ve Kalkınma Partisi, ancak metin üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Belli bir noktada da bir uzlaşı da sağlanmıştır ki bunu da zaten o dönemde kamuoyunun gözü önünde cereyan etti ve paylaşıldı. Yani şu anki getirilen yapı ya da şu anki getirilen sistem, yine tekrar ediyorum, mevcut durumdan kat kat iyi ya da mevcut durumla mukayese edilebilecek bir durum değil. Zaten biz mevcut durumda gördüğümüz boşluğun giderilmesi gerektiğini, bunun bir beka sorunu yaratabileceğini, 3 terör örgütü tarafından ablukaya alınmış bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bakın, bugün bu değişikliklerin ya da bu açığın kapanmasını istemeyenlere baktığınızda, Amerika istemiyor, Almanya istemiyor, Fransa istemiyor, PKK istemiyor, FETÖ istemiyor, DAEŞ istemiyor. Yani dolayısıyla istemeyenlerin oluşturduğu, biraz önce Sayın Aktaş'ın da araştırma boyutuyla ortaya koyduğu ya da ifade ettiği hususu da dikkate alacak olursak, burada tabii ki yine bu kuruluşlarla, bu ülkelerle bağlantılı ve Türkiye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonra düşülen durumdan bir kaos ve kriz beklentisi içinde olanlar farklı davranacaklardır. Notlar düşecektir. Belki başka şeyler olacaktır. Hatırlayalım, Avrupa Birliği'nin özellikle FETÖ'yle, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin haklı bir davasında gösterdiği tepkilerde olduğu gibi. Hocam yani bir şey sorabilir miyim? Siz şimdi ekonomistsiniz. İzleyicilerimizden de bilmeyenlere hatırlatalım. Partinizde de yani kasayı ya, mali... Muhasebe finansman profesörüyüm akademik olarak. Tam da şey yeri geldi. O yüzden hani araya girdim. Bu Fitch'in bu kararı, not düşürme kararı, bir de artı bu anayasa işi gündeme geldiği günden itibaren hep bir dalgalanma var piyasalarda. Bunu biz nasıl okuyacağız? Yani piyasalar bu işi olumsuz algıladı, o yüzden mi dalgalanıyor? Yoksa işte bir takım
bu süreci etkilemeye dönük hamleler mi bu yabancı kuruluşların bu kararları? Buna ne diyorsunuz? Sizin söyleyecekleriniz önemli olur şu anda. Şimdi tabii Fitch'in kararına baktığımızda 3B eksiden 2B artıya düşürüyor ve durağına çekiyor. Bu tabii bunlar öyle yani şey değil, ilahi bir bildiri ya da bir değerlendirme tabi aşağı tabii ki değil. Bu kararların verilmesinde mutlaka teknik yönleri var ama bazen de bu tür siyasi şeyler ya da anlatılamayan şeyler bir şekilde fiyatlanıyor ya da değerlendirmeye alınabiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar tabii ki bu başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliğinin bunlar üzerinde bir etkisi var mı? Elbette olabilir. Yani bunun çünkü şu anda tam bilemiyorum etki derecesi nedir, buna yönelik bir araştırma şu an elimde yok ama bunun altyapısı da var. Yani işin diğer tarafından baktığımızda yapısal değişimlerin belki birçoğunun gecikmiş olması, Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusundaki bu girmiş olduğu mücadele içerisinde ekonomiyle ilgili yapılması gereken bir takım yapısal düzenlemelerin gecikmiş olması gibi daha birçok nedenleri var. Dünyadaki konjektürel değişim ve gelişmelerle alakalı durumları var. Dolayısıyla bunların hepsinin bir yansıması var. Ama bunun tamamını götürüp de Türkiye'deki bir referandum konusuna bağlamak da haksızlık olur. Çok da doğru olmaz. Tabii ki dışarıdan uluslararası bu reyting kuruluşların, kredi değerlendirme kuruluşlarının da farklı bir şekilde davranış biçimlerinin olacağını görüyoruz. Yani bugün biz 15 Temmuz akşamın yaşadığımız o 100 yılın felaketini dünyaya anlatabildik mi? Maalesef anlatamadık. Yani şu an itibariyle baktığımızda belki daha yeni yeni birçok şey anlaşılmaya başlandı ama çok daha büyük felaketler de önümüzde bir risk olarak, bir sorun olarak da duruyor. Yani bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak belki konuya bakışımız, risk algılamamız birçoğundan farklı olabilir. Suriye hemen burnumuzun dibinde, bundan 6 yıl önce Sayın Acet, bakın bir diktatör, Esad diktatör Suriye elinden alınacaktı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir diktatörden Suriye kurtarılacaktı, Suriyeli kurtarılacaktı. 6 yıl geçti, Esad hala orada ama ne Suriye kaldı ne de Suriyeli kaldı. Yani dolayısıyla bunları hepimizin göz önünde bulundurma mecburiyetimiz var. Peki. Bu konularda dikkatli olma mecburiyetimiz var. İktidarıyla, muhalefetiyle ya bunları yok sayamayız. 15 Temmuz akşamı yaşadıklarımızı 2 saat ya da 3 saat önce, 24 saat önce birileri söylese kimse buna belki de inanmazdı. Yaşadık ve gördük. Dolayısıyla felaketin ne kadar büyük olduğunu, bu konularla ilgili mücadeleler bitmiş değildir. Sorun, risk ortadan kalkmış değildir. Gün geçmiyor ki her gün hayret edeceğimiz bir şeyle karşılaşmayalım. Türkiye hakikaten çok ciddi bir sorun, bir felaketin üzerinde yürümüş ve yürümeye devam ediyor. Hala biz bu risklerin bitmiş olduğunu düşünmüyoruz. Anladım. Tabii ki içeriden, dışarıdan bu baskılar yapılacak. Uluslararası kuruluşlar üzerinden yapılacak. Yani geçmişte bunların birçok örneklerini gördük. Yani istediklerini alamadıklarında ve siz bunları vermediğinizde farklı bir takım girişimler söz konusu olacak. Bu tarz kuruluşların söyledikleri de yani tam doğru diye algılanacak diye de bir şey söz konusu değil. Ancak tabii ki bunlardan da sonuç itibariyle dünyada yatırımcı da sonuçta etkileniyor. Peki. Bunun çok iyi bir şekilde anlatılması lazım. Peki. Olayı sadece bir bu gelişmeleri
başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi veya anayasa değişikliği referanduma bağlamanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Onun teknik eksikleri, hani detayı görmeden, kararın gerekçesini görmeden bir değerlendirme yapmak da belki afaki olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yani burada bu anayasa yüzünden ya da işte bu süreç nedeniyle bu dalgalanma oluyor demek haksızlık olur demiş oldu bu işin bir bileni olarak uzmanlık alanı. Yani kesinlikle ben bakın hatta şöyle söyleyeyim Sayın Acet, bakın bu tür yönetim boşluklarının bir de veya siyasi yönetim riskinin de olumsuz şeyleri var. Ben bu tür bu düzenlemenin nihayetinde son tahlilde ekonomiye bir olumsuzluk değil, olumlu bir yansımasının olacağına inandığımı da ifade etmek istiyorum. Evet, inşallah tabii ki burada girişte de sizlerin de ifade ettiği gibi bunu çok iyi bir şekilde anlatmak gerekiyor. Yani bu değişimin durup dururken işte bir şahsı ya da bir şahsiyeti başkan yapmak veya işte bir yerlere taşımak, yetkilerini artırmak gibi çok ucuz, basit bir takım ifadelerle kamuoyunu yanıltmanın olmaması lazım. Bunun çok doğru bir şekilde anlatılması lazım. Yani bunun sonuç itibariyle mevcut durumla mukayese edildiğinde bir artı getireceğini iyi bir şekilde anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. İhsan Aktaş, yani bu ekonomi tabii çok belirleyici insanların karar vermelerinde, oy kullanmalarında değil mi? Yani acaba hani birileri de böyle bunu kollayarak hareket ediyor mu? Baskılama yapıyor mu Mehmet Hoca'nın şeyiyle, ifadesiyle? Bir de şey tabii yani onun altı çizmek, kalın bir şekilde çizmek gerekiyor. Yani bu 15 Temmuz meselesinin tahribatını atlatmak kolay bir şey değil. Yani bu yani inanılmaz bir süreç yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor Türkiye. Bu şey yani bu insanlar nasıl okuyor işin bu kısmını? Yani böyle zamanlama hani zaman ayarlı bomba gibi birilerinin operasyon çektiğini mi düşünüyor insanlar? Bu not indirmeler vesaire. Çünkü şeyi de hatırlıyorum ben, hangisiydi bilmiyorum ama tam böyle anayasa görüşmelerinin başlayacağı gün pat diye bir açıklama yaptı bir tanesi. Bu Fitch değildi ama şeydi, Moody's'ti. Daha önce de böyle bir şey yapmışlardı. Ne diyor millet? Yani bu işe nasıl bakıyor bu yönüyle? Şimdi bir taraftan baktığınız zaman Türkiye bir ada ülkesi değil. Yani içeride bir siyasi rekabet olduğu gibi dünyada da öyle bir değişim denkleminin ortasındayız ki yani bir defa dünyanın süper güçleri eski gücünde değil. Onların tarih boyunca emir komutayla yönettiği ülkeler de artık eski küçüklüğünde değil. Yani işte 70 milyonluk, 80 milyonluk ülkeleri hele bir siyasi istikrarı ve basiretli idarecileri varsa o emir komutayla yönetemiyorlar. Mesela bir 20 yıl öncesine gidelim, 30 yıl öncesine gidelim. Varsayalım ki Obama ile Türkiye ters düştü. İşte argümanlar belliydi. Ya ekonomiyi hemen krize sürüklerlerdi, ya siyasi partinin birisiyle ötekini ittifak yaptırır, iktidarı düşürürlerdi, ya da memlekette kaos olurdu. Ya bunlar da çok da darbe yaptırırlardı. Üçüncü şey en son aklımıza darbe geliyor. Bunlar o büyük ülkeler için kolay şeylerdi. Ya da işte Rusya'nın etkin olduğu bir ülkede Rusya aynı şeyleri yapabilirdi. Fakat öyle bir dönemden geçiyoruz ki ne süper güçler eski gücünde ne de onların işte oynadığı ülkeler eski zayıflığında. Böyle yavaş yavaş bir takım pozisyonlar değişiyor, roller değişiyor, ittifaklar değişiyor. Türkiye'de bir yönüyle düşünün, biz işte Suriye'de bir mücadeleye girdik. Mücadelede tarafımızda müttefiklerimiz var. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'nin müttefiki, Amerika Birleşik Devletleri müttefiki. Cenevre'ye gidildiği zaman aslında komedi gibi bir şey. Amerika'nın temsil ettiği taraflar Özgür Suriye Ordusu ve Suudi Arabistan'ın desteklediği gruplar. Masada onlarla beraber oturuyor. Fakat sahaya indiği zaman o müttefiklerini terk ediyor, gidiyor PKK ile beraber oturuyor. Yani böyle bütün ilişkilerin, dengelerin karma karışık olduğu
dostumuz kim, düşmanımız kim, kim bize yardım ediyor, kiminle dayanışma halindeyiz, günden güne değiştiği bir ortamdayız. Dolayısıyla bu ekonomik kuruluşların, yani Fitch gibi, Moody's gibi kuruluşların da bu dünyadaki psikolojiden etkilenmemelerini düşünmemek lazım. Burada bir açık veriyoruz biz aslında. Yani Türkiye'de olup biteni kendi halkımıza anlatma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız çok başarılı. Fakat onun o başarı düzeyini onun adamlarının da dünyaya anlatması lazım. Mesela biz şimdi FETÖ bir örgüt, bir PKK bir örgüt ve bunların Avrupa'da ayakları var. Tamam, yani Avrupalıların, Amerikalıların kulakları onlara daha açık olabilir ama onun bir defa gittiği kapıya siz iki defa giderseniz insanları ikna edersiniz. Ben Avrupa kültüründe çok zayıfım fakat Amerika'yı iyi biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri tesiri açık bir sistem kurmuşlar. Yani onların parlamenterileri de, kongre üyeleri de, diğer insanları da tesiri açıktır. Ve ikna ederseniz değiştirebilirsiniz. Mesela Avrupalılar daha ideolojiktir buna göre. Şimdi bu Yahudilerin başarısından bahsederler. İşte Amerika'yı Yahudilerin yönettiğinden bahsederler. Ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiyeliler, İsrailliler kadar çalışsa Amerika Birleşik Devletleri'nde iki kat daha tesirli olabilirler. Hiçbir Yahudi ne ilişkilerini, ne lobi ilişkisini, ne meselesini, ne kendi mesleğini ihmal etmiyor ve deli gibi çalışıyorlar. İşte o deli gibi çalışmalarında karşılığını alıyorlar. Biz bu konuda biraz daha Batı'da, yani özellikle Amerika'da lobi yapma konusunda çekingeniz ve doğrusu henüz bir sağlam sistemde kuramadık. Ben şunu düşünüyorum. Yani bu lobi kuruluşları veya bu şeyler, kanaat getiren ekonomik kuruluşlar bir taraftan gelip danışıyorlar. Türkiye'de belli gruplara danışıyorlar. Çok iyi hatırlıyorum. Yani isim vermeyeceğim. Bir nakit fonculara rapor hazırlayan bir grup geldi. Bir seçim öncesini bizimle çalıştı. Raporu olumlu çıktı, biliyor musunuz? Niye? Biz o seçimin iktidarın kazanacağını öngörüyorduk yani. O başka birisiyle çalışmış olsaydı diyecektik olumsuz efendim çıkacak. Olumsuz çıkacaktı rapor. Siz bu Fitch'te de bir görüşürüz ama. Yani işte gelirlerse görüşürüz. Ama bu sadece bir örnek vereyim. Yani devletin özellikle kendi haklı meselelerini dışarıda anlatma konusunda daha aktif, daha organize, yani birbirini destekleyen işler yapması fotoğrafı lazım. Fotoğrafı net görmeden de bu kararları verebiliyorlar zaman zaman. Yani şöyle, bu siyasi kararlarda da böyledir. Şöyle düşünün, FETÖ'nün elemanları sürekli gidip insanlara diyorlar ki Türkiye'de bir olumsuzluk var. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ülkelerinin bazıları iyi niyetli değil Türkiye ile alakalı. Zaten hatta şöyle bir şey var, Türkiye'de Almanya'nın 60 tane muhabiri varmış. Böyle muhabirleri bir oylamaya tabi tutacak olsanız Türkiye'nin en marjinal, en radikal. Yani devleti değil, kişi kendisine bile düşman tipler vardır ya, böyle öfkeden kudurmuş. Yani devletine düşman, insanlığa düşman tiplerden oluşmuş bir anarşist. 50 kişilik anarşist kadro. Bu bilgiyi nasıl taşıyacak? Yani Mehmet Acet nasıl birisi sorduğu zaman herhalde terörist diyecekse. Yani sizi normal tarif etme şansı yoktur. Devleti şöyle tarif ediyorlar. Devlet dediğiniz işte bütün imkan kabiliyetlerini eş zamanlı bir şekilde harekete geçiren bir aygıttır ve bütün rakiplerinden daha da başarılıdır. Dolayısıyla bir devletin gücünü bir FETÖ'nün gücüyle, bir PKK'nın gücüyle ölçemeyiz. Biz sadece dağınık çalışıyoruz. İşte bizim bu şeyden, başkanlık sisteminden bir ümidimiz de şu. Bu 100 yıldır dağınık bir şekilde bir türlü organize olamayan bürokrasiyi de belki tepeden tırnağa şekillendirip saat gibi çalışan bir hale getirebiliriz. Belki bu terör örgütlerinin de karşı gayreti bundan kaynaklanıyor. İyi işleyen bir devlet o olduğu zaman engellemeye çalışıyorlar. Halk nasıl etkileniyor bundan? Halk böyle bir günde etkilenmiyor ekonomik meselelerden. Temkinli bir şekilde etkileniyor. Yani olaylara bakıyor, iktidarın çabasına bakıyor. Eğer kendisini çok acıtırsa, bu ekonomik gelişmeler kendisini çok acıtırsa onu oya tepki olarak vermeye başlıyor. Bak bu halk ne yaptı? Mesela o büyüklüğü de görmek lazım. AK Parti'nin oyu 50 bandındaydı. 15 Temmuz sonrası bunu 55'e çıkardı. Yani o darbe olduktan bir hafta 10 gün sonra biz araştırma yaptık. O darbe gecesi Cumhurbaşkanı'nın tutumu, Başbakan'ın tutumu, meydanlarda yapılan edilenle birden kendiliğinden bir 5 puan üzerine koydu. Şimdi yavaş yavaş onu eritiyor. Yani kardan zarar pozisyonunda. Bu ekonomik konulara da şöyle bakacak. Ne kadar eritti? Yani, çok edemiyoruz canım, eritiyor deyiz. Yani, eritiyor deyiz. Yani şöyle, yani 55'ten 50'ye doğru geliyor yani. Adım adım geliyor. Şimdi şeye baktığınız zaman da 15 Temmuz'da bugün bir ekonomide bir daralma var. Hükümete bakacak, hükümetin tavırlarına bakacak, AK Partililerin tavırlarına bakacak.
Eğer sayı gayreti, heyecanı, çalışmayı, bir bu halkın açığını görürse, kapatmak konusunda gayretli görürse puan kesmeyebilir. Bir de şuna da bakıyor en sonunda. Tamam yani AK Parti yetmedi bu konuda ama acaba rakipler ne yapıyor? Onlara baktığımda onlardan bir ekmek çıkacak mı? Orada da bir şey görmediğinde tekrar daha iyi yapana doğru bir meyil arz ediyor. Ben terör olaylarında bunu çok ölçmüştük. Yani Güneydoğu'da terör olayları azalttığı zaman bir grup insan AK Parti'den geri duruyordu. Fakat başka bir partiye gitmiyordu. Açıkta duruyordu. Onu açığa alma diyordum ben oyları. Tekrar şartlar iyileştiği zaman o kitle dönüp AK Parti'ye geliyordu. Bu ekonomiyle ilgili de yani sürekli esnek oy veren %10'luk, %15'lik bir kitle var. Bunlar etkileniyorlar. Ya bir de şöyle düşünün hani kişinin evinde ekmek yoksa, kendisi acıyorsa artık siyaseti miyaseti gözü görmüyor. Burada da yani hükümete düşen şu dönemi özellikle de reel piyasayı canlı tutarak, iş piyasasını canlı tutarak atlatması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Belki şu da bir ümit olabilir. Bugüne kadar hükümet belli başlı problemleri atlattı. Bugüne kadar çok kriz yaşadı, hepsini atlattı. Bunu da atlatabilir diye düşünüyoruz ama halk da gözlemliyor yani. İyi ya da kötü yaptıklarını. Hüseyin Hocam siz ne diyorsunuz bu konularda? Vallahi aslında bunlar sürpriz mi? Sürpriz değil. Yani bu ben bu benzetmeyi çok seviyorum. Ağaca bakmak mı? Yani fiçin not düşürmesine mi bakmak yoksa ormana mı bakmak? Yani şöyle düşünün Allah aşkına. Siz Türkiye'de herhangi bir bakanın, hükümet sözcüsünün ya da bir partinin muhalefet ya da iktidar partisinin çıkıp biz Almanya'da şöyle bir sistemin olmasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sisteminin artık son bulmasını, orada siyah derili insanlara kötü muamele ediliyor. Biz artık orada parlamenter sisteme geçilmesini istiyoruz. Ya da Trump'ın Meksika ile duvar örmesi fikrini doğru bulmuyoruz ve Trump istifa etmelidir dediğini duyduk mu? Duymadık. Yani şöyle düşünelim. Bu mefhum muhalifinden düşünmek ya da tersinden bir okuma yapmak diye ya da sonuçları üzerinden bir analiz yapmak diye kavramlar var. Şöyle düşünün, eğer Türkiye'de bu sistem değişikliği meselesine ya da bir hükümet modeli değişmesi meselesine dünyada neden bu kadar çok tepki var? Ya, bunu bir an insanlar düşünsünler. Yani şunu görmemiz lazım. Bu not düşürmede diğerlerde Türkiye ile ilgili yürütülen bu küresel kampanyanın bir parçası. Ama herkesin şunu görmesi gerekiyor. Eski hal muhal ya yeni hal ya izmihilal. Yani gerçekten bizim yeni bir söz söylememiz gerekiyor. Hem dünyaya hem Türkiye'ye. Bu anlamda da artık bu idare-i maslahatın son bulması gerekiyor. Türkiye'de güçlü bir yönetimin olması gerekiyor. Bugün AK Parti iktidar var 15 yıldır. Zaten güçlü bir yönetim var. Biraz önce siz de izleyicimizden gelen bir soruyu Burhan Hocama sordunuz ve bu konuyu konuştunuz. Ama bizim şunu görmemiz gerekiyor. Ya yarın ne olacak? Türkiye'de işte bizim yarın büyük bir krize Allah korusun bir koalisyon hükümetiyle yakalandığımızda Türkiye'nin hızla destabilize edilmek istendiğini, Türkiye'nin hızla bir takım oyunlara ya da kumpaslara maruz bırakılmak istendiğini görüyoruz. Ben Fitch'in bu not düşürme meselesini de ağaca bakma ormana bak. Peki. Türkiye ile ilgili küresel bir kampanya yapılıyor ve buna karşı uyanık ol diyorum. Ve burada dolayısıyla son bir cümle ifade edeyim. Yani bizim ileriye bakmamız lazım. Bizim gerçekten Türkiye'de geleceği konuşmamız lazım. Aydınlık Türkiye'yi konuşmamız lazım. Umutla çocuklarımıza daha müreffeh bir Türkiye vaat edebilmemiz için bu sistem artık sorun çözen bir sistem değil. Milletiyle kavgalı, demokrasiyle kavgalı, siyasetle kavgalı, partilerle kavgalı, sürekli 10 yılda bir darbelerin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Türkiye artık bu sistemle yol alamaz. Bu mesele sadece AK Parti'nin meselesi değil. Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan ben ittifakın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda Türkiye'nin çok daha bu krizlere karşı daha aşılı, daha güvenli bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Yayman Hocam. Hocam size başka bir şey soracağım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması.
Diyor ki İslamiyet'te istişare vardır. Oturursunuz, konuşursunuz. Burada böyle bir şey yok. İnanç açısından da doğru değil, demokratik açıdan da doğru değil. Demokratik değerler açısından da doğru değil. Dedi. Ama özellikle şey kısmı, hani İslamiyet'te istişare vardır. İslamiyet... Laikliğe aykırı mı davrandı demek istiyorsun? Yok, hayır. Biraz damardan girmiş gibi görünüyor sizin. Tabii o... Referanslarınıza o bir şey şeyler, var burada. Efendim yapıyorlar. Şeyde hatırlıyorum ben. Bir konuşma yapmıştı Deniz Baykal, bu 3 Mart tezkeresi olacağı zaman geldi. Bizim vekiller de yeni... 1 Mart. 1 Mart, ya 1 Mart tezkeresi 2003'te. 2003. Efendim, ey dedi AK Partililer, kardeşlerim filan, böyle bir bayağı efendim bizden bir havayla filan. Amerika'dan korkman, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun dedi, tezkere gitti. Dolayısıyla hayata benzer bir yöntemi yapmak için bu sefer de gene Deniz Bey'i oraya getirdiler. Çıktı, evet. Ama bu sefer Deniz Bey sonuç alamadı mecliste. Dolayısıyla bu, ben bunu şu anlamda aslında almak isterim. İstişare eğer muhalefetle beraber ise bu iş, hani öyle o manada yapılırken denmişse, gerek başbakanımız, gerek efendim Sayın Bahçeli, Mevlüt Hoca da biliyor, kaç kez davet etti. Gelin bunu beraber yapalım, değil mi? Birlikte yapalım. Siz de eksilik edeceğini söyleyin, bu iş efendim ortak bir metin olsun filan diye. Ama buna yanaşmadı. O onun yerine efendim kan dökülmeden bu iş olmaz, işte buradan söylüyorum şeklinde deyiverdi, çıktı. Dolayısıyla yani bunu ne amaçla söyledi çok bilemiyorum ben, ne amaçla söyledi. Ya şey, getirilen... amaç şu, yani bir istişare edilmeden, görüşmeden. Kiminle, neyinle, hangi istişare? Kendilerine çağırdık, gelmediler. İstişare de biz kendi aramızda yaptık, işte MHP ile yaptık, beraber getirdik. Daha açıklaması şöyle olabilir. Normalde parlamenter sistemde bir istişare tartışma var. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı sistemi bir tek adam yönetimi olacak, istişare olacak. Hayır, hayır. Burada istişare da nerede var? Ben geçen gün genel kurulda yaptığım konuşmada bütün bunları söyledim. Allah aşkına, bugüne kadar muhalefet partilerinin parlamenter modelde hükümet evet demedikçe herhangi bir şey geçirme şansı var mı? Kocaman bir sıfır. Demin de söyledim. Yani istişare dinle. Burada efendim biz götürüyoruz, kendi oyumuzda kabul ettiriyoruz, uygulamıyor sunuyoruz. Muhalefet oradan bakıyor. Yani sen düşünebiliyor musun? Efendim 316 kişilik bir AK Parti grubu he diyecek. Kalan bütün grupta öbür tarafta yok diyecek bir şeye. Bu yaşam tabiatına aykırı. Dolayısıyla biz en azından bundan sonra zaman içerisinde, belki hemen olmaz, inanıyorum ki meclis çok daha aktif olacak. Bu manada çok daha efendim hükümet hesap çekecek duruma gelecek. Ve farklı partilerden oluşan bir adacıklar değil de tek tek vekillerden oluşan bir grup, bir parlamento özlemi içerisindeyiz. Yani ben istiyorum ki diyelim ki bugünkü yapıda MHP'den de CHP'den de AK Parti'den de bir grup evet diyebilmeli bir kanuna. Öteki bir grup da hayır diyebilmeli. Bu zaman içinde milletvekili, vekil arasındaki ilişkilerin sağlam tutulması durumunda buraya gidecek. Kuvvet ayrım işte bu. Bu. Yoksa mesela bugünkü modeli, parlamenter modelini anlatan bir sözle bitireyim. Talleyrand diye bir adam var. Talleyrand bu aksak bir adam. Fransız, işte İngiltere'ye gidiyor, geliyor falan. Onun hikayesi var. Çok tecrübeli bir adam. Diyor ki bugüne kadar bu kürsüden, hani cevap olsun. Evet. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu'na, parlamento kürsüsü. Bu kürsüden bugüne kadar çok nutuklar dinledim. Diyelim muhalefet bir şeyler söylemiş. Bunların birçoğu benim kanaatimi değiştirdi. Ama hiçbir oyumu değiştirmedi diyor. İstişare yaptın, ne oldu? Sonuç itibariyle oyun zaten gene değişmemiş. Bir doğru. Tane örneği yok neredeyse. Esaslı bir sözmüş ama. Tabii esaslı bir söz. Dolayısıyla yani ben onu o manada değil de sistemin içinden ziyade getirirken istişare edilseydi dense bu daha anlamlı olur bana sorarsan. Bu da yapıldı. Gerek efendim Sayın Bahçeli birkaç kez ben yani şahidim, Mevlüt Bey çok da yakından biri Mevlüt Hocam. Başbakan da kapımız hep açık, gelin filan dedi ama gelmediler. Peki. Yani gelseler kendilerine göre belki bazı efendim metinde onların şurada şöyle olsun denebilirdi yani. Ne olacak? Neticede bir ana muhalefet partisi şurada şöyle olsun diyorsa biz o bir madde yok mu diyeceğiz? Yani makul görülür, konuşulur, bir yere varılırdı yani ama maalesef hep uzakta durmayı tercih ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'daki iki değerli konuğuma da, Hüseyin Yayman ve Mevlüt Karakaya hocalarımıza
İstanbul'da da İhsan Aktaş ve Burhan Kuzu hocamız bizlerle birlikte oldunuz. Efendim bu akşam da İskele Sancağı'nın sonuna... Sayın Hacet. Buyurun. Vaktimiz varsa ben öncelikle Sayın Hocam'ın söylediği, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada destek verme ya da istişareye gelme veya uzlaşma noktasında yapılan çağrılara hakikaten cevap vermediğini ifade etmek istiyorum. Keşke, keşke bu metnin ya. Hazırlanmasında katkılarını sunmuş olsalardı. Belki de bugün eleştirdikleri, kendilerine göre eleştirdikleri birçok şey de ortadan kalkmış olacaktı. Ama bu katkıyı maalesef sunmadılar. Onu ifade etmek gerekiyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Herhalde program tam kapatmak üzereydiniz. Sonradan fark ettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Bu teyit de önemli bir teyit olarak gerçekleşmiş oldu. Bunun için de teşekkür ediyorum size. Efendim bu akşam da İskele Sancağı'nın sonuna geldik. Daha çok konuşacağız tabii bu referandum sürecinde de. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi geceler, hoşça kalın.